Şahin Ayar, hasetini çektiği kızının kendisinden olmadığını iddia etti. Canlı yayında kızından, eski eşinden ve kendisinden DNA için örnek alındı. Aynur hemşire gelecek, kanlarınız alındı ama ağız içi sürüntü alınacak. Küçük kızın babası kim çıkacak? İşin ikinci kısmı olan DNA kısmına geçilecek. Kim kime şiddet uyguladı? Önce şiddet olayı çok önemli, bu evlilikte yaşandığı iddia edilen. Şahin kızına kavuşabilecek mi? Şahin'in kızı da bu binada, stüdyo dışında bir yerde. Şahin kızıyla kavuşacak. Yanımda bir aylık çocuğu aldı gitti. O çocuğu ben o gün bugün göremiyorum. İnternette tanışıp evlendiği Faslı Simah'tan 3 çocuğu oldu. Ama eşinin garip hastalığı yuvalarını dağıttı. 3 yıl 2 aydır göremiyorum yani. Mehmet Mahzum eşinin alıp kaçtığı 3,5 yaşındaki oğlunu arıyor. Onu bir an önce görmek istiyorum, kavuşmak istiyorum. Eşi neden sadece küçük Abdülkadir'i aldı? Faslı eşinin hastalığı neydi? İşte bir suçtan dolayı kovdum onu. Mehmet en son bir aylıkken gördüğü oğluna kavuşabilecek. 21 yaşındayken o iki çocuğuyla kocasından ayrıldı ve hayatına savaş girdi. İşte şimdi herkes diyor ki... 22 yaşında iki çocuğunu geride bıraktı, kayıplara karıştı. Hakkında birçok iddia var. Zeynep Söğüt kötü yola mı düştü yoksa öldürüldü mü? Zeynep kayıp mı? Zeynep yaşıyor mu? Zeynep kötü yola mı sürüklendi? İhbarcılar ne demek istiyor? Peki diyorsunuz ki Zeynep benim tahminlerime göre... Birileri dikkatleri başka yöne mi çekiyor? Gerçekten ya bir zarar vereceğiz ya da bu kızı... Dosya neden cinayet masasına geçti? Merak konusu olan şu, Zeynep'in hikayesi nerede bitecek? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, sizlere de selamlar efendim, saygılar, hürmetler. TV8 ekranlarından her zaman olduğu gibi en iyi dileklerimle başlıyorum programa. Sağlık ve huzur dileklerimle başlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Evet, haftanın bu son gününde, son program gününde bu güzel dileklerden sonra gerçeğin peşinde başlıyor efendim. Adli tıp uzmanımız Taner Güven hocamız bizimle. Avukatımız Handan Bakbak bizimle. Bugün ilerleyen dakikalarda bir uzman psikologumuz olacak. Onu da birazdan yolda gelmek üzere alacağım. Çünkü bugün o tür konularımız var efendim. Muhakkak bir uzmanın yorumuna ihtiyaç duyacak konularımız var. Sizler de hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, uzun bir süredir takip ediyorsunuz. Kayıp Zeynep Söğüt. Tam 5 yıl olmuş kaybolalı. Hayatta mı? Hayatta olan bir kadını mı arıyoruz? Yoksa gerçekten son, artık kaybolmadan önce hayatına giren Savaş diye birisinden bahsediliyor biliyorsunuz. Bu Savaş'ın kötü yollara sürüklediği ve artık orada sanki bir esir hayatı yaşayan bir kayıptan mı bahsediyoruz? Bunu Zeynep ortaya çıkmadan, Zeynep'i görmeden, ölüsü ya da dirisi ortaya çıkmadan anlayamayacağımız bir konu. Ama bir taraftan da Zeynep'le ilgili ihbarlar gelmeye devam ediyor. Zeynep Söğüt kim? Nasıl kayboldu? Geride hangi soru işaretlerini bıraktı? Bir hatırlayalım. 5 yıldır kendisinden haber alınamayan
iki çocuk annesi Zeynep Söğüt'le alakalı ihbarlar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. 21 yaşındayken o iki çocuğuyla kocasından ayrıldı ve hayatına savaş girdi. İşte şimdi herkes diyor ki ne olduysa da hayatına savaş girdikten sonra oldu. Çünkü savaş onu başka yollara, kötü yollara sürükledi. Savaş ve kardeşi onu kötü yola düşürdüler. Savaş ve Muzaffer'in kızlar uyuşturucuya düşürüp pazarladığını biliyorum. Çünkü ben de uzun zaman onlarla çalıştım. Ben onlarla Konya'da aynı evde, yani evleri vardı, çalıştım. Kızlar kabul etmeyince dövüyorlardı. Genç kadın yaşıyor mu? Ben Zeynep'in diğer ikilisi olduğunu düşünmüyorum. Sanmıyorum yani Zeynep'in yaşadığını. Peki diyorsunuz ki Zeynep benim tahminlerime göre öyle bir hayatın içinde bile bir yol bulur, bir haber uçururdu. Mutlaka. Bunu uçuramıyorsa mutlaka. Zeynep yaşamıyor olabilir. Son gördüğümde çok değişmişti. Zeynep tekrardan geldi benim evime ama bu sefer çok farklı bir tarzla geldi. Hani saçları normalde kısaydı. Bu sefer çıt çıt falan taktırmıştı. Giyim tarzı değişmişti Zeynep'in. Ne? Alkol almaya başlamıştı. Hani içmişti belliydi. Savaştan kurtulamıyorum dedi. Zeynep benim çok yakın arkadaşımdı. Zeynep'i çok iyi tanıyordum ben. Dedim ki hani bıraktın mı? Ayrıldın mı? Bırak artık. Uzak dur. Bu adam normal birisi değil dedim ben ona. Ben de onu bırakıyorum ama o beni bırakmıyor dedi. Ben de nasıl kurtulabilirim ki dedi. Dosya artık cinayet şubede. Zeynep kayıp mı? Zeynep yaşıyor mu? Zeynep kötü yola mı sürüklendi? Bu soruların cevabını arıyoruz. Günlerdir, haftalardır. Şu an Serap Hanım zaten kayıp şube cinayete sevk etti olayı. Ne zaman? Geçen öğrendim ben işte buradan Adana'ya gitmiştim. Yeni. Evet evet. Kayıp şube cinayete verdi. İkisi beraber. Eyvah eyvah. Şimdi merak konusu olan şu, Zeynep'in hikayesi nerede bitecek? Aile mutlu sona mı ulaşacak kızlarını bulup, yoksa cinayet büroda başka bir yere mi evrilecek hikaye ve altından başka bir işe mi çıkacak? İki çocuk annesi genç kadın bir cinayete mi kurban gitti? Şimdi hala Arzu telefonda, bir de bugün bir ihbarcımız var. Bir ihbar için telefonda olacak. Ama bu son konuşma üzerine biraz babayla, anneyle ve kardeşiyle konuşmak istiyorum Zeynep'in. Şimdi bir kaybınızı ararken bunun bir cinayet şubeye intikal etmesi dosyanın insanı sevindirir mi? Aslında sevindirmemesi lazım. Hayır. Çünkü başka şüphelerin oluşmuş olması lazım. Yani Zeynep'in bir cinayete kurban gittiği gibi bir algı oluşmuş olması lazım. Murat Bey, peki bu cinayete intikal etmesi dosyanın nasıl etkiledi sizi? Yani insan sevinir mi? Ama siz sanki biraz sevinmiş gibiydiniz o gün. Sevinmişler en azından, yani ölüsün. Daha kapsamlı bir arama yapılacak. Evet. Çünkü kayıp şubenin yapabileceği bir şey yok ablam. Daha önceki bir yerde illegal görüştük bir emniyet amiri yardımcısıyla. Adam da o zaman demişti Mersin'de, kardeşim kayıp şubenin size yapabileceği bir şey yok. En azından cinayetten savcıya dilekçe verin. Yani cinayet daha iyi üstüne düşer. Yani ölü ya da diri dedi o. Adam 5 yıldır bir insan çıkmaz mı dedi yani. Aha bir ay yakın geçkin oldu. Şey deriz, daştan ses çıkıyor, çocuktan çıkmıyor. Ben şuradan seslenmiyorum. Kızım eğer yaşayırsan çık, bizi istemiyorsan açıkta ki bizi istemiyorum, biz de buralarda rezil olmuyor. Yani bizde bekleyen insanlar da var, başka kayıp olanlar. Doğru. Oyalanmasın yani, herkes sıra bekliyor, yazık yani. Ben de Zeynep'e buradan, Zeynep hayattaysan bize bir ses ver artık. 5 sene olmaz oldu. Olmaz yani. Yani bir aydır da biz burada, ailen gerçekten sersefil oldu. Annen, baban, kardeşin, halaların bu kadar duyarsız olabileceğini düşünmüyorum. Eğer hayattaysan lütfen bir ses ver. Beni aramayın de. En azından onu söyle kesin yani. Bir de çeker gider yani, zorla kimseye yani. Aha o gün Belçik adam kadın bağlandı. İstemiyorum baba dedi. Niye sen adam burada i̇şte yatsana? İstemiyorum bitti. Boşuna bekletmenin bir manası yok. Kübra, peki dosya artık cinayet büroda. Yani daha kapsamlı bir araştırma yapılacak ama tabii bu ablanı sağ olarak bulmak tabii ki hala çok istiyoruz ama bir taraftan bir ceset arama gibi bir şey olacak bu yani. Umutlar tükenir ablam. Serap Hanım ya. O gün gece rüyamda gördüm.
Ya Allah'a yalvardım, Allah'ım dedim, ne olur ölüyse ölüsünü görsen, diri ise dirisini. Ben ölü bir şekilde gördüm ya. Artık Allah'a böyle yalvarıyorum hani. Kendimi İnsanlardan bir şey bekliyorum. Ölü bir şekilde gördüm. Kemik parçaları gördüm Serap Hanım. Ben aklıma bile geçirmek istemiyorum. O zaman iyi düşünelim, iyi hayır, olsun. Hayır, hayır. Derler ki ölü görmek diri görmektir. Evet, evet. Öyle düşünelim, evet. Öyle çıksın inşallah. Yani ben cinayet hiç duymak bile istemiyorum. Ben yaşadığına inanmak istiyorum onun. Bunu bile düşünmek delirtiyor insanı ya. Ben karşımda dipdiri görmek istiyorum onu. Ama gerçekten istemiyorsa söylesin. Gerçekten ara söyle yani abla. İki çocuğun perişan senin ya. Duyduğuna da eminim. Ama bir ses ver artık. Çünkü herkes duyuyor. Bir sen mi duymuyorsun? Lütfen ses ver. Ara, çocukların her gün seni bekliyor. Biz burada perişan olduk ya. Bize nasıl kıyabiliyorsun? Sen böyle bir insan değildin. Korkma, kimse sana bir şey yapamaz. Korkma. Gel. Adalet var ya. Herkes senin arkanda. Yeter ki sen gel. Ayrıca da ailesine bağlanıp ben sizi istemiyorum demek bir suç değil ki. Yok. Yani tercih. Serap Hanım bunu diyecek bir kız ama. Diyecek bir kız bunu. İşte onun için ben de endişeleniyorum. Nasıl anneme diyor ben ayrı eve çıkmak istiyorum. Bunu diyebiliyor hiç korkmadan. Onu da diyecek bir kız. Hadi korkuyor diyelim ailesinden. Polisi alır karşımıza geçer der ki ben sizi istemiyorum der. Kendini güvenceye de alabilecek bir kız yani. Ama neden çıkmıyor ortaya? Sevgili seyirciler, Zeynep geride iki tane çocuk bıraktı. Baktığınızda yaşı daha yeni 27. Kaybolduğunda 22 yaşındaydı. Kötü yola sürüklendi. İşte bir takım olumsuzluklar yaşatıldı. Bir yerlerde işte tutuluyor filan. Gibi tabii ki konular geldi geçti. Hani ben seyircilerimize de bir taraftan hatırlatma yapmak istiyorum. Ama 5 yıllık bir kayıp. Bir aydır, bir ayı aşkın bir süredir de bu programda aile sersefil oldu. Yani ben Zeynep'in hani bu kadar duyarsız kalabileceğine nedense inanmıyorum. Arbiye Hanım, artık bir cinayet dosyası haline dönüştü. Yani acaba Zeynep Söğüt öldü mü sorusunu artık resmi makamlarda sormaya başladılar. Bir anne olarak senin için ne diyor? Ben düşünmüyorum Serap Hanım. Ben öldüğünü düşünmüyorum benim kızım. Ama niye çıkmıyor? Onu da anlayamıyorum. Çıkmaması çok saçma bir şey tabii. Evet Zeynep kızım gel. Sana kimse bir şey yapamaz. Bütün akrabaların senin arkanda zaten. Onları bırak biz senin arkandayız kızım gel. Bundan sonra çocuklarınla mücadele et annem. Onları annesiz bırakma. Sen kötü bir anne değilsin. Yani hiç kimse bir an kötü bir anne olamaz. Yani. Sesini ver. Sesini duyur bize. Biz seni bekliyoruz. Bak bir aydan beri bekliyoruz. Ondan önce aradık kuzum seni. Çok aradık. Dedikleri yere gittik. Resimlerini gösterdik annem. Ne olursun gel. Bütün seyircilerden de bekliyorum Serap Hanım ihbarlarını. Gel, yani bir telefon açsınlar. Ya bunu bir gören vardır. Yani kesinlikle böyle gören görünmüyor diye bir şey yok. Şimdi, gören vardır, haberi vardır. Gördüğünü söyleyenler var. Ama ben buradan Savaş'a seslenmek istiyorum. Kime? Onun izlediğine Savaş'a. Eminiz çünkü. Savaş bizi şu an gayet iyi izliyor. Artık arkadan gülüyor mu ne yapıyorsa. Savaş, ablamı ortaya çıkar. O yüzünü göster. Senin korkun ablamdan yana değil. Sen ablamı iyi bir yere saklamışsın bu belli. Artık başka neler işlediysen suç olarak sen o yüzden suratını göster. Evet onu ben de istiyorum. O suratını göster ki herkes yayına bağlansın. Göster o suratını. Korkak. Ben şundan da korkuyorum ablam. Tamam Zeynep gitti gitmiyor. Bari başkalarını daha önceki programda bu açıklandığı için bilindiği için yüzünü açık açık gösterdi. Bu adam bir şeyden çekiniyor. Yüzünü göstermiyor. Başka bari bir garibanı düşürüyorsa başka isimle en azından yüzü görünsün ki onu düşürtmesin yani. Şimdi bu adam aşikar oldu bunu yani. Tam da bu konunun üzerine bir ihbar alıyorum ben. Aslında Savaş'ı özellikle Kübra gerçekten yani kendini paraladı kız. Savaş şöyle, Savaş böyle hep inandırmaya çalıştı. Arada bir ihbarlar da geldi. Ama şimdi bağlanacak olan kişi birebir Kübra'yı da tanıyan, aynı evde bir süre vakit geçiren ve olayların gerçek yüzünü neredeyse %100 bilen bir ihbarcı bu. Bu arada hala Arzu da telefonda. Önce gizli tanığımızla konuşalım. Alo. Alo. Merhaba Serap Hanım. Merhaba, merhaba. Buyurun. Ben Zeynep ablayla bir süre beraber kaldım bir gün içerisinde. Daha sonra bir ay kadar, 1,5 ay kadar telefonla görüştük.
bu görüştüğümüz süre zarfında Savaş benim orada kalmamı ısrarla istedi. Kalsın bir gece işte falandı. Zeynep abla beni ısrarla geri ailemin yanına teslim etmeye uğraştı. Ama Savaş ısrarla benim o gün orada kalmamı yani beni istese oradan bir gün içerisinde Mersin'de bir hakim beni istediği gibi ortadan kaldırabileceğini söyledi. Daha sonra Zeynep abla beni mutfağa aldı, konuştuk biz bayağı. Zeynep abla dedi ki ne, git ailene ulaştık, git bir an önce. Git ki yani öbür gün dedi Savaş'ın bana yaptığı gibi 50 milyonluk yani affedersiniz 50 milyona ben dedi şu durumda eğer bir koca dedi erkeği dedi. Sana da yapacaklar dedi. Şurada dedi yaşın dolmasına az bir süre kalmış. O sırada ailemin ısrarıyla Savaş göndermek ne kadar istemese de Savaş'ın bir arkadaşı Ersin, işte aşağı komşuları, ev sahibinin gelinleri, bir de polisinden atılmış bir arkadaşı orada otururken polis dedi ki ne bu kızı gönder. Gönder ki ailem o sırada baskı yapıyordu. Baskı yaptığı için başım dedi belaya alınacak. Beni Bağlar Karakolu'na götürdüler daha sonra. Bağlar Karakolu'nda polis işte konuştular, ettiler gizli gizli. Polis aileme dedi ki ne, bunlardan uzak durun ki yarın öbür gün dedi çok büyük başımız belaya girer. Annem de dedi ki ne, benim kimseden korkum yok. Yani buyursun belaysa gelsin görebilir dedi. Ondan sonra Savaş Zeynep ablayı birkaç kez aynı gün gördü. Hani görmedi değil, mini etek. Saçı açık bir şekilde makyajlı gitti evden Zeynep abla. Hani gezmeye diye. Saat ben, kaçta gidiyordu mesela? Nereye gittiğini söylüyor. Saat 5:30-6 gibiydi. Hı. Savaş ben çıkıyorum dedi çıktı. Hani ben kalkınca eşim süslenip çıktığı anda diyorum ki ne nereye gidiyorsun hani. Sen nereye gidiyorsun böyle süsleniyorsun falan. O şekilde gittiğinde yarım saat kadar sonra Zeynep abla geri döndü. Savaş buna sordu neden geri döndün dedi. Zeynep abla da olmadığını söyledi. Müsait değil, müsait olmadığını, bugün evde kalmak istediğini söyledi. Ve bunlar tartıştılar. Bu sebeple. Daha sonra bu Savaş bunu içeri çekti. Bayağı konuştular işte 15 dakika. Sonra Zeynep abla ağlayarak çıktı. Zeynep ablaya sordum. Vurdu mu dedim. Yok dedi. Ama dedi bir an önce sen buradan git. Git ki dedi. Yani başına kötü şeyler gelsin istemiyorum senin dedi. Bu Ersin diye arkadaşı vardı Savaş'ın. Sırf Kübra'yı ayak altından çekip şu var bayağı. Kübra'yı ayarlayıp Kübra'yı ayak altından çekmek istedi. Yani Kübra sevgilisi olacak. Kübra dışarıda hani gezecek, edecek. O ayak altından çekilecek. Kübra da bunu ablasına söyleyince Savaş abiyle o gün birbirlerine girdiler. Savaş abi yani esrar sattığına o kadar eminim ki yani orada ellerinde elinde paketlerle vardı. Hatta sordum dalga geçtim bu kadar bir günde mi içiyorsunuz? Kafa mı dedi. Şimdi ben bu konuşan Gezi tanımızla ilgili şunu söyleyeyim. Kübra ile tanışıyorlar. Nereden tanıştıklarını Serap söylemeyeceğim. Hanım, bu bayan herhalde bu bayan beni Kübra'yı kurtar teyze diyen. Aynı yaştasınız. Ben öyle tahmin annem ettim. Bir yaş falan büyük. Bir yaş büyük. Savaş çok çok tehlikeli. Peki yavrum herhalde. Sen öyle tahmin Kübra'nın annesini arayıp Kübra'yı kurtar teyze dedin mi? Evet bendim. Tahmin ettim. Kübra dedim bir an önce çıkart oradan yoksa hani Zeynep abla ya hani anlatamadım o an diyemedim kızını böyle hani pazarlıyor ediyor affedersiniz diyemedim çünkü hani kendime de yakıştıramadım o an çocuktum yani keşke şu an deseydim diyorum. Ama diyemedim. Sonradan dedim ki Kübra'yı kurtar. Yani başına iş alacak çünkü Kübra'nın. Peki orada kaldığın... Yavrum orada kaldığın dönemde Kübra da oradaydı anladığım evet, ben kadarıyla. Oradaydım tabii. Çünkü evet. Arkadaşsınız. Ama bu konuşmalarda evet. Ben yoktum. Bakın söylediğim evet, gibi mutfakta konuşuyoruz falan dedi ya. O karakola evet, gittiklerinde bunu bırakmaya gittiklerinde falan. Savaşta... Ablam beni götürmedi bile. Hatta ben dedim ki ben de geleyim. Ne olacak ben kızı yedim mi dedim. Götürelim verelim dedim. Beni götürmediler. Madem bu kızı zaten karakola koyup kaçmışlar hemen.
Peki zaten bir kaçtılar, onu da Kübra biliyorum. Ben de şunu anlamıyorum. Bir iki gün bu kız arkadaşın senin orada kalıyor ve olayları neredeyse çözüyor. Neler olup bittiğini, işte madde kullandırtıyormuş, bunları çözüyor. Sen daha uzun kalıyorsun. Ablana madde falan kullandırttığını fark etmedin mi Savaş'ın? Hayır. Allah Serap Allah. Hanım bir dakika pardon. Geçen sefer ilk iç içe olduğu belliydi. Yani bir kere öksürdüğünü gördüm sadece. O da Mersin'e gitmiştik beraber. O zaman başka hiçbir şekilde ben bir şey görmedim. Hatta size de söylemiştim. Bakın arkadaş kıyafet diyor. Biz o eve bir kere daha girip çıkmıştık. O sırayı anlatıyor. Hani kıyafetle gördüğümüz. Biz de arkasına hemen geldik hatta. Ablam da sonra gelmişti. Yani o noktalar anlatıyor. Konuşmalarda Kübra, ben yanlarında yokum. Salondayım. Siz Kübra ile ilgili anneyi uyarırken ne dediniz? Yani savaştan mı koruyun Kübra'yı dediniz? Dedim ki ne teyze, o evde dedim kötü şeyler oluyor. Hani kötü şeyler dönüyor. Savaş dedim Kübra'nın başına bir iş açacak. Ya hani ortadan yok edecek. Ya affedersiniz kötü yola satacak. Bir an önce dedim yok edin. Çünkü Savaş'ın niyeti beni başkalarını sürekli ortadan kaldırıp üzerine para kaldırmaktı. Ve bunun ben orada kaldığım süre zarfında defalarca kez şakasını yaptı. Ama hani yani şaka değildi aslında, denemekti baştaki. Peki bu konuda ama, Kübra'yı uyardın mı? Evet, bir kere dedim. Kübra dedi yok yani başıma iş gelmez, ben dedi Allah'ın izniyle dedi kendimi koruyorum. Bir şey olmaz dedi. Yani öyle bir şey yaptığında dedi düşünmüyorum. Belki sen öyle anlamışsındır dedi. O yüzden dedi hani sanmıyorum. Belki de dedi konuşmalar sen yanlış anlamış olabilir misin dedi. Ben de anlamış olamam. Çünkü benim patlamam ne? Açıkçası söyledi ben olanları. Peki Ardiye Hanım, Serap Hanım seni uyarmış. Sen ne yaptın? Ben işte... Şimdi küçük kızın orada. Büyük kızın orada. Ve seni... O zaman 16-17 yaşında bir kız uyarıyor. Diyor ki teyze orada kötü şeyler oluyor. Evet. Senin kızını kötü yola düşürüyor. Aynı şeyi Kübra'nın başına da getirebilir. Sen uyarıyor seni yani bildiğin. Sen ne yaptın? Ben işte şeye ve yurda verdim Sedef Hanım. Kayıp şubeye verdim. Oradan aldın yurda verdin. Kayıp şubeye verdim. Şey yaptım. Çocuk ne şey oluyor ona polisleri aradım. Çocuk esirgemeye. He, çocuk esirgemeye. Niye yanına almadın da yuvayı? Yanımda tutamam dedim Serap Hanım. Kaçar gider dedi. Evet kaçar gider yani diye ben diye. Şey yapmadım. Ama yine bu sefer de yurttan da kaçtım. Evet kaçtım. Doğru mu? Kaçtım. Yurttan kaçtım. Da kaçtım. Peki Zeynep tabii siz o dönemde reşitte olmadığınız için anladığım kadarıyla bu Savaş ve çevresi bundan korktular biraz. Bu ailesi evet. Peşine düşer. Büyük suç. Ailem de tehdit etti. Aradı zaten benim tabii, telefonumda. Büyük suç. Ettiler. Büyük ceza alırız. Bir an önce bu kızı hani götürelim karakola teslim edelim. Bizden çıksın gibi. Ama Zeynep de zaten kurtarmaya çalışmış. Kendi kardeşine evet. Belki zarar gelmez diye düşündü. Ama bu yabancı bir kız ne olur ne olmaz o da tuzağa düşer diye. Şimdi telefonda Arzu var. Hala. Arzu merhaba. Merhaba Serap Hanım. Arzu tabii artık Savaş'la ilgili her şey ortaya dökülüyor. Yani birebir şahit o evde yaşamış. Merhaba olan... Serap Hanım. Merhaba canım. Olanları görmüş birinin ağzından dinliyoruz bunu. Yani siz %100 haklısınız artık öyle görüyorum ben olayı. Hani şüphemiz varsa bile artık yok. Yani bu yok. Kız Zeynep kötü yola itilmiş. Evet Serap Hanım, bizim dediğimiz gibi ben hani dedim ya sonra dayanamamıştır, kaldıramamıştır o işleri. İşte diyorum ya bir kavga esnasında hani birebir onu yatırda kesti demiyoruz biz zaten. Ben buradan bak ekranda söylüyorum artık benim umudum tamamen bitti. Hani ben tabii ki yaşasın, ne olursa olsun tabii ki nefes alsın, o bizim için çok önemli. Hiçbir şey yok yani hani ne yaptığı bizim için önemli değil. Hastanesiydi ne gerekiyorsa ben elimden gelen her şeyin fazlasını yapacağım. Yani bütün her şeyi onun için seferber edeceğim ama... Hani demek istediğim umudum kalmadı artık Serap Hanım. Yani mümkünatı yok. Hani olur ya bir dedik artık gitmeyeceğim, yapmayacağım dedi. Hani dövdü. Yani çok gördük biz bunları yani. Başı bir yere çarptı, öldü ne bileyim o öfke. Hani Zeynep böyle çok basit bir kız değil. Nasıl mı pasif yapmış? Nasıl bu esir altına almış? Dediğim gibi bir kötü video inanın bunu oynattı. Hani seni bırakacağım, işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım dedi ve sonunda kızı götürdü köküyle bu olayı yaptı Serap Hanım. Yani ben artık yaşadığından ümit etmiyorum. Hani ümidim o yönde ama yani umudum kalmadı. Arzu direkt hani Savaş öldürdü gibi bir şey söyleyemeyiz ama.
söylerim zaten. Kazayla da öldürebilir diye düşünmüyorum. Yani bu kız yaşamıyorsa ya bir kazaya kurban gitti ya bir cinayete kurban gitti. Aynen öyle. Bak onu söylüyorum ben zaten. Hani bile bir onu öldürmek için değil. Çünkü hiç kimse altın yumurtlayan tavuğu kesmez. Hiçbir şekilde kesmez. Yani hani demek istediğim ya bu kendine canına kıymak istedi bir şey oldu Serap Hanım. Hani anlatmaya çalıştığım bu. Allah'ın cezası. Buradan sana sesleniyorum. İnsan değilsin. Sen nasıl bir yaratıksın bilmiyorum da. Yaratık. Ya en azından bir iz göster. Sen gösterme. Başkalarına aracı koy. Tesadüf görmüş olsunlar. Tek değilse biz kemiğine razıyız. Allah rızası için ya. Boş konuşuyorum şu an zaten. Ama en azından bir işaret, bir iz göstersin ya. Bu vicdansızlıktır ya. Bu hiçbir dine, hiçbir ırka, hiçbir yere sığmaz. Hiçbir vicdana sığmaz böyle bir şey ya. Bir de tabii söylendi, iddia edilen söylentiler var. Savaşın işte biraz zor bulurlar onu, bulamazlar. İşte adam emin. Serap Hanım ben baştan beri söylüyorum yani. Önce insanlar tabii bilmedikleri için. Hiç kimse bilmediği emin olduğu bir şeyin hakkında hani geri adım atmam mesela ben. Emin olmadığım bir şey için de kimse beni konuşturamaz. Emin değilsem asla yargı ya da işte böyle bir yorum yapmam. Biz bu adamı zaten hani öğrendik tabii çok sonra öğrendik her şeyi. Kız kaybolduktan sonra öğrendik. Hani biz ilk önceleri fark edemedik. Ben bir defa sormuştum senin bu hani kıyafetin falan. Demişti Allah ne bileyim öyle giyinmemi istiyor. Dedim lanet olsun belki öyle giyinmesini istiyorsa varsın öyle giyinsin gibi hani beynimden o da. Şimdi Arzu. Ya, ben iki defa gördüm hiç görmedim bir daha o anladım şahıslar. Arzu eğri oturup doğru konuşalım. Tamam savaş diyelim ki bu işteki Zeynep'in ortadan kaybolmasındaki en büyük kusurlu olsun. Ama bak o dönem 16-17 yaşındaki çocuk bile anneyi uyarıyor. O evde evet kızıyorum ben yengeme. Yani, evet benim de iki tane kız evladım var. Benim de bak iki tane kız evladım var. Ben dünyayı yıkıyorum onlar için. Bak hala da bak evli benim kızlarım. Asla damatlarımla mesafem, saygı, sevgi sonsuzdur. Ben de küçük olduğumda vardır ama asla yani saygı orada, benim çocuklarım gözden yaş düşmeyecek. Arzu şimdi ben anne baba her ne kadar boşanmış olursa olsun. Aynen öyle, aynen öyle. Çocukları için, çocukları zor durumdaysa Arbiye Hanım'ın arayacağı ilk kişi baba olmalı. Aynen öyle. Ki, aynen Murat, öyle. Hani bir de iltibatlarını koparmış birileri değiller. Evet, yengem abimle görüşür, ki, Murat, onunla görüşür böylelerdi yani. Murat orada kötü bir şeyler oluyor. Kendimi önüne evet atarım. Kendimi derim işte beni çiğnemeden geçemezsin derim. Mümkünatı yani yok. Diyorum ya benim şey de ben de yani evlat annesiyim. Yengem de herkes de çok iyi bilir. Bütün herkes benim evlatlarım olan. Olalım. Ben kızım 2 yaşındayken peki, kendim arabanın önüne attım. Birine göre... Annem ve babam kaç kere evine gitmiş ablam karakolu çağırmış. Baskın yapacaklar diye. Bu adamın infazı yapsın, var, şeyi var. Yapsın. Ablam öyle annenin canlı yok bir insan ki. Annenin yok. Sana... Evin kapısının önüne yatarım. Derim ki benim ölümü çiğnersin eğer sen bu savaştan devam edersen. Hiçbir şey yap da tepki alma. Ama baba da savaştı kanka. Yani orada hayır, kötü baba bir şeyler oluyor deniyor. Yani baştan iyi ilişkiniz. Orada kötü bir şeyler oluyor diyor. 16 yaşındaki kız uyarıyor. Bak senin kızını kötü yola düşürüyor. Kübra da tehlike altında diyor. Babanın bundan haberi bile olmuyor. Baba gidip savaşta mangal yapmaya devam ediyor. Ya, böyle bir şey olmaz. Bir saniye. Kusura bakmayın ama savaşın böyle. Savaşın feceretini mi? Benim bak ondan hariç daha 4 tane damadım var. Hepsine baba oğlu bırak. Enişte kaymaba aynı iki arkadaş gibidir. Ankara'da adam çalışır. Ben biliyorum askerde çalışır. Anladın mı? Derse de. Adam başka ne iş yapıyorsa Ankara'da ben bunu neticede kızın namusunun bekçisi. Ben o adamı öyle gördüm. Ben şimdi adamla bir öyle bir ortama geldik avukatım. Sanki beraber satıyor gibi bir durum. Hayır hayır Murat Bey öyle bir şey olur mu ya? Yani damadım olarak hayır. Ben o adamı zaten öyle ben oldum. Ne ben diyorum? Bu adam şu an Murat yaşamıyor. Bey diyorum ki haberin bile olmayabilir. Çünkü anne sana yansıtmıyor bunu. Evet, ama hayır. Ya bazı şeyler telefon istemem. Açtım Serap Hanım diye. Murat dedim. Bak hayır. Böyle böyle savaş çok kötü birisiymiş dedim. Takip et bir şey et yani yap dedim. Yani kızın yanında ol konuş dedim. Bir bak dedim nasıl bir insan dedim. Yani Zeynep'i bırakma dedim böyle dedim. Nerede dedin Arbiye? Ben telefonu açtım. O kadar o kızın aradığında bana niye demedin peki? Ya şimdi birbirimizi suçlamanın tamam, yarayı yok. Tamam tamam. Ben konuşursam ortalık iyice yayınlayan çocuğu aramadan çıkar. Konuş konuş. Çünkü anlamadınız. Konuş. Çünkü çocuk arabaya birinin çocuğunu görmeme, ötekinin göstermeme derdinden ya çok boşanma davasına döndüğüne döner ya. Ben bir şey demiyorum yani. Ben geçmişi karıştırmak istemiyorum abla. Ama bu şu çocuğumu yanlış anlama. Ama sadece ben elinden işte tutup da dondurma yedirmeye götürdüm de bak. Elimden tuttum daha çocuktu çocuk. O kadardı. Yeni konuşuyordu. Baba beni mi kaçıracaksın dedi. Büyük karı koca ilişkimiz devam ediyordu. Ben o zaman iki evliydim. Anlıyor musun? Çocuk dedi ağladı. Baba beni mi kaçıracaksın dedi.
Ya sokakta kız çocuğu kahveye götüreceğim. Bir akrabamın evine götüreceğim. Halamın oğlunun evine götüreceğim. Hadi gidelim orada biraz seveyim dedim. Evine kendini gördüm kapıda. Ne yaptı? Kapıyı örttü çocuğu. Ya bırak çocuk ağlıyor dedim ya. Sus bağırma buradan gideceğim dedim ya. İşte bu çocuklar böyle ana babaların kurbanı oluyor. Ben gideceğim sen kalsın ama ben ayıp dedim. Maalesef olduğu şeylerde yani duyguları ya. Değişiyor. Yara yok ben bunları deşmek istemiyorum abla. Ya Murat Bey deşme de ama sadece savaş yani suçluymuş gibi oluyor o zaman da. Zeynep'in hayatında ihmaller var. Bu ihmallerde evet. Sizin de payınız. Yegane sebebimizdik ya. Kabul edelim ya. Yegane sebebimiziz aslında. Yani çocuğa yavaş yavaş zemin hazırlanın. Bunun evden kaçması da, ötetmesi de. Kötü bir seçim yapması da yine aileden evet. Kaynaklı. Biliyorsunuz tabii. Değil mi? Hepimizin başında olabilir. Allah korusun. Peki Murat Bey. Ya çocuğuna gitme diye telefon alınır mı ya? Babama gideceğim. Almazsan telefonu deyince eline verirsen telefonu. Şimdi de çıkan burada bas bas bağırın çocuğum nerede diye. Tabii. Peki, savaş kadar da biz suçluyuz. Yani onun işin açığını değil. İşte onu evet. Getirmeye ha. Çalışıyorum. Aynen. Yani sadece sanki savaş suçluymuş. Yani. Hayır, o savaşa olmayan. Sığınmasının sebebi ne? Bir şeylerden kaçmış kardeşim bu kız. Hatalı seçimlerde aileden kaynaklı. O da bir var şikayetçi olmuş. Anne de sana aramış söylemiş ki bu evde kötü bir şeyler olmuş şu adamı bir araştır diye. Sen ne yaptın gidip mangal yemeye devam mı ettin orada? Bırak. Onunla evlendiğinde bana etmediğini koymadı. Bakın gidin şubeye diyeyim alın kaç tane hakkımda şikayet ver. Polis memuru dedi ki eğer bizim konuşmamız dedi. Burada yüklendiler ya. Yemin ediyorum dedi polislikten atılmayacağım bilen dedi. Ben bağlanacağım alın bu dosya burada. Bu adam nasıl babalık yapacak diyendi. Emniyetten göz açtılar. Bunların ikisi ikisi. O kaybolandan bu. İki yöne bir götürüyorlardı beni karakola. Bu diyerdik babam beni kesecekmiş oldum. Öteki diyerdik babam öyle diyor. Gece yarısı benim 6 tane öbür yandan çocuğum var. Çocuklarım hopladı yataktan. Yani polisin emniyet asayiş komple evime doldu ya. Suçum ne çocuğum yanlış yola gitme deyip de bunu yanıma alma. Ben sana başka bir şey soruyorum. Diyorum ki anne seni aramış bu savaşla ilgili kim uyarmış. Kim aramış ablam ben. Sen ne yaptın hiçbir şey olmamış gibi gene gidip mangal mı yapmaya mangal devam? Mangal yapmadım bakın. Niye ben o adam aldım? Kızımı zor etti baktım baş edemiyorum. Emniyetten göz açamıyor. En gelse dost geçinak dedim ben. Başka zorbalıklı olmuyor. Kız laftan anlamıyor. Kız sizin bildiğiniz böyle böyle bir kızlar laftan kimseden korkacak bir şey değil. Alo emniyet, emniyeti kullanmasını da biliyorlar. Anladın mı? Devleti kullandı bana karşı. İnfazım vardı, yaktılar infazımı. Bir yıl ben yılın kezevlerinde çocuklarımı görmeden yattım ya. Haber almadan ya. Son 3 ayında haber aldım. Şimdi bu telefondaki gizli tanık, gizli tanık telefonda hala. Siz Murat'ı tanıyor musunuz Murat Bey'i, Kübra'nın babasını? Evet tanıyorum yani böyle yüzle gelmedik ama yani hakkında çok şey biliyorum. Sadece bir şey sormak istiyorum. Ben orada bir gün bilemediniz iki gün kadar Zeynep ablayla bir araya geldik telefonla konuştuk. Her şeyi anlamıştım. Murat amca beraber aynı evde kalıyor. Yemek yiyorlar, yemeğe gidiyorlar, beraber oturuyorlar. Yani evin içine girdiğin anda zaten olayın o evde başka bir şey döndüğünü anlayabilecek gibi bir ev yani. Hani nasıl diyeyim? Derken babası hiçbir şey fark etmemiş mi? Yani savaşın ona kötü bir şey yaptırdığını ne bileyim hiç odaya girip kızına sormamış mı? Kızım sen ne yapıyor bu adam? Ya sen ne yapıyorsun? Hani değişti Zeynep abla benim ilk gördüğüm günle bir ay sonra telefonla konuştuğum kadın dahi bana karşı dahi değişti. Böyle bir insanken babası hiçbir şey fark etmemiş olmasına ben inanmıyorum. Bak o dönemde bu kız 16-17 yaşında o fark etmiş bunu. Soruya cevap. Kübra'nın kaldığı dönemde hayır, ben oraya gittim. Baba da orada kalıyordu diyor. Kendilerinin kaldığını ben tanımıyorum da kendini. Yani yüz yüze geldiysek de şu an tanımıyorum beni. İsmini dese bilirim. Ben aynı masada oturup içki içmiyordum onlarla. Ev ne vardığında siz vardığınız denişlerinde içki mi içiyordunuz? Bu akılman mütevazı oturuyorsa şimdi bu adamlarla oturuyorum burada. Ben ne bileyim adamın niyetliğini normal şey. Yatılı da kalmıyorum. Bir saat oturuyorum varıp enişten evinde dersin. Orada çılık kalıyordu geliyor. Diyor ama. Hı? Orada kalıyordu diyor. Ben kalmadım ablam. Zaten buraya çıkan, bakın geçen bir gizli tanık, Ceren ismi. Gelip çıktı herkes bir lafı diyor. Ondan sonra lafı ben söyleyeyim. Kim niye ders etsin? Ne layıklarsan ayıkla. Ana baba rezil olmuş, ötek olmuş. Rezil olacak bir şey kalmadı. Sen cümle aleme reklam oldun. Peki siz dediniz mi hiç Zeynep'e? Benim evime geldi. Misin? Bak, hoş evime musun? Bak bu adamın şey var mı diyor. Nedir, ne sordum, değildir? Sordum. Dedim ki kızım yapışık öküz gibi gezeceksin kız dedim ben. Bu ne ya? Oğlum sen ne iş yapıyorsun? Baba dolmuş sürüyor. Lan 7-24 taksiyle geleceksiniz bu ne dedim ya. Bunu sordum. Kızıma da çaktım sordum. Yok bir şey yok diyor. Torunlarımla geliyordu. Salih'ten olan iki çocukla. Şimdi silindi ben telefonu kaybettikten sonra önceki telefonum da vardı. Anlıyor musun? Hep beraber oturduk.
Benim öbür hanımım falan gelirdi. Belki ben de şu, ben evden kaçıp ben, normal ben kızmasınlar yani, ama. Fazla ihmal olduğunu düşünüyorum. Bence de bana kızmayın ama. Vallahi fazla kızın başında var. Bir koca var. Yani sizin ne kolayınıza geldi. Evi yuvası var. Başında bir adam var. İyi. Yedi yurdu belli diye belki de kolayınıza geldi yani. Kızmayın ama. Bak, bir tane kızım öyle bir rahatlık bir olmuş yani. Avukatım. Siz diyorsunuz ya. Hala Melek bir Antep'te, telefonda. Bir Ankara'da. Ben bunların hangi birine gidip şimdi Antep'te eniştemi mi takip edeyim? Gitti kaçtı kaçtı. Babamın ayrıcalığı o. Ben neyle gideyim Antep'e ya? Allah'ım seversen neyle gideyim ya? Altı çocuk yapmışsınız ayrıca. Takip edeceksiniz tabii ki. Ediyorum. Yapmayın elimden geldiği kadar ediyorum. Yapmayın. Ben nöbetçi duracaktım. O zaman bir çocuk bu tarafta var. Altı çocuk öbür tarafta var. Takip edeceğim tabii. Ya siz diyorsunuz ki ev oturtturak vermeyeceksiniz o zaman kimseye. Ver ama takipçisi ol. Ya oluyor. Şunu unutuyoruz galiba. 22 yaşında hani Nasrettin Hoca demiş ya hırsızın hiç mi suçu yok. Yani 22 yaşında yetişkin bir kadın. İki çocuk annesi bir kadın. Başından evlilik geçmiş. O kadar da düşünebilecek birisi. Onun da dikkat etmesi gerekmez miydi? Yani evet, sadece anne babayı da suçlamamak lazım. Ya tabii ki da sonuna kadar anne baba olarak üstüne gidilecek, araştırılacak, sahip çıkılacak ama bir kişi 18 yaşını geçtiyse ve belirli bir akıl seviyesindeyse kendi sorumluluğuna sahip olmak zorundadır. Kanunen de böyledir, ruhen de böyledir. Sana şunu diyeyim Serap Hanım, aha bunu istiyorlardı bak şimdiki kocası. Dedim ki duydum, elden duydum bunu. Kendiler demedi. Bana düğün günü haber verdi. Harbiye dedim, ha yüzüne diyeyim. Çağır, hırlı mı hırsız mı? Nece bir sorak, ayrı yıkanma. Benim evim belki müsait olmaz, hanımım çalışır. Dedim ki, çağır bir yemek verak. Neciler, neci derler. Bir öğrenek, bir soruşturayım. Niye sen barışma dedi çıktı niye ya. Niye babayı? Başında tuttum. Niye? Yani ben ona kaçtım. Niye dışında tutuyorsunuz herften babayı? Herften ayrılacak oluyor. Şeref sürdüm. Babaya uzaklaştırmak kolay. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Evlendim, mutsuz oldum. Hayır. Olursa olsun ana baba saygısızlık yok. Belki babanı arkasında... Baba niye duyacak? Hadi takip et. Peki bir dakika dur. Melek Hala telefonda. Melek Hanım merhaba. Merhaba Serap Hanım. Hayırlı yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Şimdi tabii burada eski defterler açılıyormuş gibi görünüyor ama bu açılmadan da bu kızın kimden kaçtığı tam olarak illet tek suçlu savaştır deme noktasında değiliz şu anda. Ya ailenin de çok ihmali var. Melek Hanım senin de abin falan ama ben böyle görüyorum olayı. Ben size diyeyim hadi sen zapt et ya. Kalktım ben onu yerim. Efendim Serap Hanım. Duydun mu canım beni? Duyuyorum Serap Hanım. Buradan önce abine seslenmek istiyorum. Abi hiç sinirlenme. Sen orada kızını aramaya çıktın. Ya ihmalkarlığın olabilir, kimse kul hatasız değildir. Ben abim diye değil Serap Hanım, hiç kimseyi ben orada haklı çıkartmaya çalışmıyorum şu an. Ben yerimin peşindeyim. Mezafeti babam, desinler ki bu işin içinde babamla babamın nezahen kendini çıkarttım Serap Hanım. Evet abim, daha benim yeğenlerim küçücük de yeğenlerimden ayrıldı. Biz de çok küçüktük Serap Hanım. Elimden bir şey geldi desem yalan söylerim. Ben de daha ilkokul çocuğuydum abim yeğenlerimden ayrıldığında. Evet yeğenlerim çok eziyetler çekti. Yemeden iki çocuğunu evde bırakıp kapının üstüne titreyip yeniden çalışmaya gitmek zor olan bir kadındı. Benim aklım şu an onlara çok geçiyor. Evet, yengem bir arkadaşı olmuştu, çalışıyordu. Zeynep kaybolduğunda da benim yengem çalışıyordu. Abim başka işi vardı, 6-7 tane çocuğu vardı, yeğenlerim vardı. Abim zaten fakir yoksul bir insan. Dışarıya gidiyordu, elektrik işinde çalıştığı için hep işi dışarıdaydı. Kimse demesin ki biz Zeynep'in peşinde 24 saat gezdik. Hayır Serap Hanım gezmedik. Diyorum ya. Hayır yeğenim mesela elimi ayırdım. Yanıma aldım dediğimde eşinden ayrıldı bana geldi Serap Hanım. İşte bu Elif ablayla konuşmalarımda, beraber olmalarımda ben yeğenime çok kızdım. Hatta Ceren bağlamda dedi ki polis vardı Hakan dedi. Evet doğru Serap Hanım, ben de yayında söylemiştim onu Elif Hanım'a. Ben yeğenimin evine gittim, yeğenim yoktu. Ben tekrar gittim bir gün sonra yeğenime. Dedim ki Zeynep sen bu çorunun çocuğunu alıp bizim haberimiz olmadı. Elif ablayla köylerde bilmem nerelerde bu polis Hakan kim? Ne işin var dedim. Serap Hanım ben bunları sorduğum için. Ondan sonra gece vardığımda Elif Hanım'ın evinde çocuğunu bıraktı. Ben orada kalmıyordum o çocuk ağlarken. Ben sizin de evime geldim. Bir gün sonra Zeynep'e ağzımı açtım gözümü yumdum. Melek aynı şeyleri konuşarak bir yere varamayız. Bence şu. Ben şuraya varmaya çalışıyorum aslında. Aileyle ilgili ihmaller, kızgınlıklar varsa bu kız yaşıyorsa bile ortaya çıkmıyor olabilir. Yani ailesine çok düşkün,
bağlı bir kız mı arıyoruz biz? Yoksa artık onlardan bile nefret etmiş. Yani lanet olsun, o kadar şikayet ettim, o kadar feryat ettim. Hiçbiri yanımda yoktu. O yüzden onlara da lanet olsun, istemiyorum diyen ama yaşayan bir kadını mı arıyoruz? Bu sorunun cevabını arıyorum ben. Bir araya gidelim, devam edeceğiz. Ben 10 günlükken anne baba tarafından nenemle anneanneme bırakılmışım. Sonra babam beni alıyor getiriyor. Burada bir aileye evlatlık veriyor. İkisi de aileleri tarafından terk edildi. Isırap dolu yıllar yaşadıktan sonra kader yollarını birleştirdi. Şimdi biri babasını, diğeri ise annesini arıyor. Ben buradan babama seslenmek istiyorum. Neden terk edildiler? Anne bu zamana kadar çıkıp aramamış. Baba niye çıkıp aramamış? Kader yollarını nasıl birleştirdi? Bununla aynı kaderi paylaşıyorum. Eşimin de hayatı bayağı bir ilginç. Kader bizi birleştirdi diyelim ya. Hacer ve Kerem anne ve babalarına kavuşabilecek mi? Boynuna atlar, saatlerce sarılırım. Anne de ayaklarını kapanırım. Bulsun benim yavrumu getirsin. Smeyra evine, kocasına geri döndü. Gel ya, gel. Zeynep Şener'den bahsediyorum. Zeynep bulundu. Ayşegül, bugün bulundu ve şu anda yanımızda. Suna telefondaymış. Suna telefondaymış. Alo, merhaba. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Niyazi Hanım'ın üzerinde bir erkek DNA'sı bulundu. Şüphelilerden DNA bakılacak ve ortaya çıkacak. İki kişi mi işledi bu cinayeti? Savcılığa ifade verdi. DNA örneği alındı. Ahmet K. ve Bünyamin A. DNA için kan örneği alınacağı yönünde bir bilgiye ulaşıp... Bu dolandırıcılar yakalandı. Döke saça gitti paraları ama herhalde bir dalgındı. Para sahibini buldu efendim. Fatma Duymaz bulundu. Sizin sayenizde Serap Hanım. Biz ona sıcacık bir yuva nasip edeceğiz inşallah. Ay ne güzel ya. Meryem ortaya çıktı. Ben düşündüm beyime geri döneceğim. Beyime geri dön. Yanımda bir aylık çocuğu aldı gitti. O çocuğu ben o gün bugün göremiyorum. İnternette tanışıp evlendiği Faslı Simah'tan 3 çocuğu oldu. Ama eşinin garip hastalığı yuvalarını dağıttı. Şu yıl 2 aydır göremiyorum yani. Mehmet Mahzum eşinin alıp kaçtığı 3,5 yaşındaki oğlunu arıyor. Onu bir an önce görmek istiyorum, kavuşmak istiyorum. Eşi neden sadece küçük Abdülkadir'i aldı? Faslı eşinin hastalığı neydi? İşte bir suçtan dolayı kovdum onu. Mehmet en son bir aylık gördüğü oğluna kavuşabilecek. Şimdi burada babalara sesleniyorum. Bir çocuğunuz oluyor. Şu an 3,5 yaşında. En son bir aylıkken görüyorsun. Evet. Bir daha da göremiyorsun. Çünkü karınız onu alıp götürüyor. Diğer iki çocuğunu evde bırakıyor. Bu kadınla internet üzerinden tanışıyorsunuz. Faslı bir kadın. Gidiyorsunuz orada işte gurbete getiriyorsunuz aslında. Doğru mu? Evet doğru. Masum Bey sen bir hikayeni anlat önce istersen. Nasıl oldu? Sen bu kadınla, Faslı kadınla ne alakan var senin? Nereden buldun? Şimdi ben bunu chatten tanıştım. Evlenmek için gittim onu Fas'tan aldım getirdim. Yani buraya. Sen illa Faslı bir kadınla mı evlenmek istiyordun? Yok, denk geldi. Yani o an için illa hem oradan yani evlenmek istedim. Öyle mi? Evet. Aynı. Sonra kalktın Fas'a gittin. Evet. Ne oldu sonra? Sonra kızı aldım getirdim buraya Adana'ya getirdim. Evlendim. 5 yıl evli kaldık. 3 tane çocuğumuz oldu. Bu arada bu kadında bir hastalık var. Ne gibi? Hani dayak yeme hastalığı. Ne?
dayak yeme hastalığı. Tövbe estağfurullah dermişim ben. Selamun kavlen. Tövbe, hayır. Tövbe. Dayak yeme hastalığı. Hayır, buraya şey istiyorum ben, psikolog. Yani, psikolog istiyorsun. Evet, tabii ki bunu. Ya şiddetten hoşlanıyor yani, öyle mi? Hem de nasıl yani, tabii ki bunu normal insanlara inandıramıyorum yani. Yani mazohizm, acı çekmekten zevk almak, evet bir böyle bir durum vardır psikiyatride ama. Şimdi birazdan. Ama gel beni her gün döv de demezsin hocam. Yok, bir saniye. Yani bazı insanlarda olabilir ama burada tabii karşılıklı, yani yetişkinler arasındaysa ve karşılıklı rızaya dayanıyorsa bir suç değildir bu. Yani siz. Ama şimdi hocam doğru mu bilmiyoruz. Önce bir dinleyeceğiz. Yani adam dayak atar sonra çocuğunu arıyor ya, yarın kadın bağlanırsa bana dayak attı derse ben kılıfımı hazırlayayım mı diyor, demek istiyor. Onu da bir anlamaya çalışıyorum. Şimdi birazdan zaten bir psikolog gelecek. Başka bir konu aynen, için. Aynen, ben gerçeklerim peşindeyim. Milyonda bir benim yalanım çıkarsa burada ben istediğinizi, yani cezamı kabul ediyorum. Herkesin de bana tükürmesini isterim burada. Ben her sözümün arkasındayım. Allah Allah. Aynen. Kadın ama, dayak yemek. Ama tabii ki normal insanlarla değil, psikologlarla ben konuşmak tamam, istiyorum. Tamam, konuşacaksın. Onlar anlar, o hastalığın adı da var. Yani. Bu kadına böyle bir teşhis mi kondu yani? Teşhis konulmadı. Öyle bir hastalık olduğuna ben inanıyorum. Yok, çünkü savcıyla da ben konuştum. Hastalık değildir, bir kişilik yapısıdır. Öyle söyleyeyim. Artık yani yapı mı, hastalık mı, o dayak yemeden asla dayanamaz. Bana saldırır, bir şeyler kırar. Mutlaka yani o kavanın çıkması gerekir o evde yani. Ve sen de dayak mı atıyordun ona? Hayır, ben atmadım diye zaten beni rahatsız etti. Ben mahkemeye verdim. Mahkemeden de çıkmamla beraber ben polisi çağırdım. Onu sığınma evine yolladım. Yoksa beni perişan eder, darmadağınık eder yani. Peki şimdi Mahsun Bey, tek tek gidelim. Şimdi sen bu faslı kadına gidiyorsun. Bu arada Mahsun Bey şu anda 53 yaşında. Karısı 37 yaşında. Doğru mu? Şu an için 37. 37 yaşında. Evet. Yani aranızda da aşağı yukarı 16 yaş fark var. Evet. Şimdi sen o zaman 5 sene önce 48 yaşındasın. Doğru mu? 5 sene önce. Evet. Senin karın o zaman 16 yaş geriye gidelim. 38, yani daha 20'lerinin sonların, 30'ların başında. Genç yani. Aranızda 16 yaş var. Evet. Gittin doğru. Fas'a, gördün kızı, beğendin. O da seni beğendi. Evet. Senin ilk evliliğin mi oldu bu? Hayır. Başka evliliğin de var. Evet. Çocukların var mı orada? Orayı karıştırmayalım. Biz bu konuyu, yani çocuğumun peşindeyim ben. Anladım. Ama öbür evliliğinde de dayak yüzünden mi bitti? Hayır. Ha. Yoksa bir dayak problemi mi var? Hayır. Ortada? Yok. Hayır. Peki geldin evine, iki tane çocuğun oldu önce. Fakat kadın dayak sever bir kadın çıktı. Aynen öyle. Bana dayak at diyor. Aynen öyle. Peki ilk... Atmadığım an kendisi bir bahane bulur. Yani kavga çıkarır, yoksa... Kendi kendini de dövüyor muydu yani? Hayır, hayır. Benim şu ellerimle yani, başka kimsenin de eliyle değil, tek benim elimden yani tokat ve aşırı sinirlendirip beni bağırtıp kendisinin de sinirlenmesi gerekiyor. Tahrik ediyor seni dövmen için. Tahrik ediyor, aynen. Peki sen ilk başta bunu bir oyun gibi görüp dövdüğün oldu mu gerçekten? Tokatladın mı? Şimdi bu ilk haftasında, geldiği hafta... bu ağlamaya başladı. Yani ben de tabii yani yabancı, uzak bir yerden geldiği için ben buna sordum yani sorunun ne, niye ağlıyorsun falan. Hani gurbette paylaştım olduğu yani için. Bu acıyı. Evet. Bana dedi ki ben böyle bir hastalığım var yani bana tokat atman lazım. Ne, nasıl bir tokat dedim. Yani işte orta boylu bir tokat istiyor. Yani hızlı da olmaz, yavaş da olmaz. Ortalı bir tokatlama. Yani bu her gün mü dayak yemek istiyor? Anlamadım. Şimdi bana bu öyle dedi yani bana dayak atacaksın. Ama her gün bu kavga çıkarıyor yani. O dayağı atmam için ben unutuyorum yani istemiyorum hiç kimse de. Dayak atmayı unutuyorsun. He yani aklıma gelmiyor ki. Yani ben hiç kimse şimdi kimse ister mi yani şu durumda kalk da kavga çıkar tartış bunu hiç kimse ister mi? Hiç kimse istemez. Ama o kadar da güzel bir mutluluğumuz vardı ki ondan. Yani filmlerdeki gibi yani. Leyla Mecnun yani. Peki sen mesela ilk başta bu kadın hani hafif bana dayak at diyor.
Seni de sinirlendiriyor ya. Evet. Sen de tekme tokat giriştin mi yoksa? Öyle şeyler mi oldu? Hani öfkelendin de artık sonunda. Hani koptu ipler. Öyle şey durumlar oldu mu? İşte zaten her gün ipleri koparıyordu yani. Beni o duruma getirmese hastalığa geçmez zaten bunun. Yani rahat etmez yani. E sen de dövüyordun ilk başta. Hayır ben dövmüyordum. Yani anlaşarak bu bana dedi ki yani hafiften böyle tokatla beni. 1-2-3 gün ben denedim. Çok mükemmel oluyor yani. Böyle ayaklarıma kapanıyor. O tokatları yedikten sonra yani dünyanın mükemmel bir insanı oluyor. Yani Leyla Mecnun oluyoruz. Yani her erkeğin... Öyle yani. Ama yani şimdi milyonda bir belki böyle bir insan var, bilmiyorum, uzmanlarımız geldi. Şimdi birazdan psikolog geldiğinde bunu soracağım. Bu benim uzmanlık şimdi, alanım değil. Yani bizim bildiğimiz hiçbir bayan dayak yemekten hoşlanmaz yani. Hiçbir canlı. Herkes bundan kaçınıyor, doğru mu? Tabii ki. Ama ben aksine dayak yemeden kabul etmedi yani. Ben de atmayacağım dedim. Orada babasıyla ben konuştuğumda Kur'an'a el basarak, yani ben yanlış yapmayacağım dahi Kur'an'a el bastım, öyle getirdim. O Kur'an sürekli aklımdaydı. Ben ona hiçbir zaman artı bir yabancı bir ülkeden getirmişim ben onu. Nasıl yanlış yapayım? Artı Kur'an'a el bastım. O Kur'an'a el bastığım için hiç hata yapmamaya çalıştım. Ama dayak atmadığım için de maalesef evliliğimiz... Tövbe estağfurullah. Peki o çocuklara falan size uyguluyor muydu kendisi şiddet? Hayır hiç kimseye o çok da mükemmel yani böyle anlayışlı yani üniversite mezunu kendisi. 3-4 tane Mahsun de... Bey seninle evlenmeden önce kendi baba evindeyken kim atıyormuş dayağı ona? Yani kime dövdürüyormuş kendini madem böyle bir hastalığı var... Sana gelince ortaya çıkmadı herhalde evlenince. Hep varsa babası falan da bunu biliyor muydu? Evde de böyle bir... Biliyorlar. O zaman orada da kendini dövdürüyordu bu kadın. Onu ben görmediğim için ben ona karar öyle ya, veremem bir şey. Evlenince diyemem. Çıkmış olamaz ortaya. Şimdi Fahriye Hanım... Ama ben kendim ispat ederim bunu yani. Yani... Fahriye Hanım Mahsun Bey'in ablası. Fahriye Hanım. Efendim. Merhaba canım. Merhaba canım. Fahriye Hanım, biz pek inandırıcı bulmadık. Yani biz şiddetin her türüne karşıyız derken, hatta yüksek sesle bile konuşmanın, azarlamanın bir şiddete girdiğini, psikolojik şiddet olduğunu ve bunun bile doğru olmadığını savunurken bir koca geliyor karşımıza. Diyor ki, benim karım dayak yeme hastalığı vardı. Ona dayak atmadığım zaman işte büyük olay çıkarıyordu. Sonra ben dayanamadım, ayrıldık. Yani dövdüğüm için değil, dövmediğim için ayrıldık diyen bir kocayla karşı karşıyayız. Bu gerçek mi? Sen bir soru sordun. Dedik ki ne? Sen dedin ya anne Gülbek kim dövüyordu? Evet. O bir ara söyledi. Dedi ki ne? Dedi annem beni dövüyordu. Saçımdan tutup sürüklüyordu evde. Bunu duydum ondan. Yani ya dayak yediği için böyle bir hastalığa yakalandı bu kız? Çok şiddet herhalde gördüğü için ya da hakikaten bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Birazdan evet, psikologumuz bunun açıklamasını yapar. Yani bu kız evinde de baba evinde de annesinden dayak yiyormuş, öyle herhalde mi? Evet. Peki bu sizin kardeşinizin anlattığı gerçek mi? Yani gerçekten kocasına dayak mı yemek istiyordu sizin gelininiz? Herhalde he. Peki evlilikleri nasıldı? Daha doğrusu şöyle sorayım. Ben önce çok güzel geçiyordu. Sonunda yan yana değildik de arada bir bize geliyorlardı. Anlatıyordu bazen. Yanımızda söyledi. Kardeşim sordu. Dedi sen bana demiyorsun beni döver gün. Dedi söyle ablam da duysun. Söyledi tamam dedi. He doğrudur dedi. Karısına sordu. Ablamla da yanında söyle bak beni döv diyorsun dedi. O da doğruladı evet yani. He dedi tamam doğrudur dedi söylüyorum. Allah Allah ben hakikaten şaşkınlık içindeyim. Şimdi vallahi hepimiz öyle doğrudur. He. Şimdi iki tane çocukları oluyor başta. Dediği gibi işte Mahsun Bey galiba önce bir sığınma evine göndermişsin onu sen. Aynen evet. Adliyeden evet çıkınca mahkemeye verdim ve polis çağırdım onu sığınma evine götürdüler. 8 ay kalıyor orada. Aşağı yukarı 8 sonra ay. Sonra kendi mi dönüp geldi tekrar? Kendisi oradan çıktı beni aradı dedi ki ben bu şeyi adeti terk edeceğim yani akıllandım falan artık yapmayacağım. Yanında da bir yabancı uyruklu bir bayan daha getirdi. 3 ay kaldılar.
aynı şey yani. O yabancı kadın da şahitlik yaptı. İşte İlhan beni döv diyor yani. Ben bu hastalık var bende. Bu kadınla sığınma evinde mi tanışmış? O da sığınma evindeydi, evet. Peki ona sordun mu sen 8 ay sığınma evinde dayak yemeden nasıl yaşadın diye? Onu artık yani, bilmiyorum yani. Orada da o zaman... yanına gelince mi ondan hani o dayak yemeyi istiyor her zaman mı aynı şekildir onu ben bilemem yani. Yani bunu karşı tarafa sormadan bir sonuca ulaşamaz. Çünkü daha önce bazı konular vasıtasıyla geçmişti. Mümkün gayri varit hani gerçeğe çok yakın ama tamamen sanrısal düşünceler olabiliyor. Acaba şimdi Mahsun Bey'in böyle bir düşüncesi mi var? Zaten kendisi diyor kimseye inandıramıyorum. Hayır ben ispat edeceğim yani bunu. Nasıl edebilirsiniz ben bunu edebilirim. İki kişi arasından? Yalnız ederim. Şöyle bir şey var Serap Hanım. Benim bir boşanma davamda yani yaşadığımız bir şey. Kadın mahrem bir şey. Olmaz o izin. O doğru. Farklı bir şey. Bir de hani hem sever hem döver koca mantığıyla. Çok yerinde. Ama aile hayatında birlikte olmadan önce dayak yemek onun tercihiydi. Ama genel olarak gün içinde de diyorsun. Aynen gün içinde. Normal. Her şey hayat normal akarken evet. Olay çıkarıyordu. Bana vurdu, dövdü beni diyordu. Aynen. Yani hem de döveceğim zaman yani çok aşırı ben sinirlenmeden faydası olmuyor o dövmenin yani. Artık kendisi böyle kıyamet kopması gerekiyor yani. Sonra sen vurunca da ayaklarına kapanıyor. Ama bana diyor ki hayır ben vurmuyorum zaten. Ama bir iki sefer yaptım dedin ayaklarıma kapandı. İlk başlarda o yani normal hani. Oyun gibi. Hani şakalaşır gibi ya da. Fazla oralara girmek istemem. Girme evet. Yani girmiyoruz dedikleri zaten. Çok doğru. Hayır beni günlük hayattaki kısmı çünkü hastalıklı bir durum yani. Yani bu şeklini gördük de böylesini görmedik. Ben onu anlamaya çalışıyorum şu anda. Yani olayı şey yapmadan günlük hayatta sabah kalktınız kahvaltınızı yaptınız. Bu istek ondan nasıl geliyor yani? Beni döv mü diyor? Beni döv demiyor. Kavga çıkarıyor yani. Ha. Beni tahrik ediyor. Tahrik ediyor aynen. Tahrik edip böyle sinirlendiriyor yani her şeyin zıtını söylüyor yani ben ne kadar doğru konuşursam ne kadar akıllı olursam üstüme böyle kışkırtıyor tam böyle yani cinleri tepene getiriyor sonra diyor ki sen niye beni dövmedin ya ben nasıl seni dövüm biz kavga ediyoruz diyor beni tokatlayacaktın ya benim aklımda mı kaldı yani o tokatlar sen zaten iftira atıyorsun sen yalan söylüyorsun yani yalanlar %100 iftiralar %100 özellikle dayak atmak için bunlar bana yapılıyor. Kışkırtmak için yapıyor. 8 ay orada kalıyor geliyor sonra 3. çocuklarına hamile kalıyor ve o çocuk dünyaya geliyor şimdi aradığımız çocuk o. 2 çocuğunu bırakıyor evde 1 aylıkken Muhammed mi adı? Abdülkadir Özer. Aha, Abdülkadir. Abdülkadir'i alıyor ve ortadan kayboluyor. Hayır. Nasıl oldu? Onu ben kovdum. Aa. Evet. Öyle. Yani artık dayanamadım diyorum yani. Kavga sürekli bir kavgadan, bağırış evet, çağırış. Artık dayanacak halim kalmadı. Bunu da normal halka inandıramıyorum yani. Gidiyor misal olarak komşuya diyor ki ya beni dövüyor diyor. Gelin komşu diyor ki ya sen bunu niye dövüyorsun? Ya ben dövmüyorum arkadaş. O benden dayak istiyor, iftira atıyor. Ben hani... Dayak atmamak için kendimi savunuyorum. O kabul etmiyor. İlhan dayak atacaksın. Bak Mahsun Bey. Evet. Sen bu kadına dayak atıyor. Şiddet uyguluyor. Ve yarın bir gün kadın çıkar da ortaya bunları söyler diye eğer bir senaryo yazıyorsan külahları değiştiririz senin. Tabii ki bak şurada Mahsun Özer yazıyor. Milyonda bir şu konuştuklarım. Yalan çıkarsa her şeye razıyım. Bu insanlar hepsi yüzü. Benim adım Mahsun. Benim adım da Serap. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Ama Mahsun demek yani günahsız demek, yalan söylemez demek, temiz demek, her şeyden arındırılmış demek. Herkes isminin anlamına uygun olsaydı benim adım Serap. Hayal demek ama baksana ekrandayım her gün. Görünmez demek ama görünüyorum. Ama görünecek yani ben sözlerimin arkasındayım yani bunu her zaman. Senin bu karın hiç gidip karakoldan darp raporu aldı mı? Darp raporu sanırım alındı evet.
Yani en son DARP raporu demeyeyim de, yani ben zaten dövmedim de şikayetçi oldu. Onu da komşular yaptı. Hatta komşuya da dedi ki yuvamı siz yıktınız, niye şikayet ettiniz? O zaten dayağı ben istiyordum yani. Siz niye yuvamı yıktınız? Ama diye. Öyle olsaydı şikayetçi olmazdı. DARP raporu da ama öyle. Beni kızdırmak için her türlü şeyi ama yapıyor. Ama DARP raporu eğer bundan bunu DARP isteyerek raporu yok, sadece şikayetçi bunu isteyerek olur. Yaptırıyor olsa şikayetçi olmaz, DARP raporu almaz hocam. Bir de hani mazoist kişilik yapısı dedik ama 8 ay gidip sığınma evinde kalmaz da öyle bir durumda. Yani çünkü çok istediği, çok arzuladığı bir şey. Mahsun Bey de arzu nesnesi onun. Niye 8 ay gitsin sığınma evinde kalsın? Hemen yani öyle bir şey olsa bir ay sonra gelir. Ben niye yani koyayım çok... onu? Eğer benden kaçacaksa ben niye koyayım zorlan onu? O niye geliyor yani? O sen ben... diyorsun ben kovdum diye. Daha biz kadına bilmiyorum ulaşmadık. Daha. Tamam, kadın ben da kovdum beni... diyorum. Neler yani oldu bilmiyorum. Belki kadın arkasına bakmadan kaçtı. Hastalığından dolayı ben kovdum peki diyorum. Peki siz hekim değilsiniz, psikolog değilsiniz. Ona hasta teşhisi koydunuz. Niye alıp bir doktora, bir psikiyatra, bir psikoloğa götürmediniz? Bir aile terapistine götürmediniz? Ben onu söyledim. Dedi ki bu geçici değildir dedi. Bu hastalık kendisi sorumlu. Olur mu canım? Bak burada kendinizi ne güzel ifade ediyorsunuz. Taksaydınız konunuza bir yardım alsaydınız tamam profesyonel. Tamam da ben de davet ediyorum. Buyursun gelsin karşıma. Desin ki ben söyledim dedim. Psikoloğa götürelim, tedavi edelim dedi. Bu hastalık geçmez benden dedi. Yani sen ona deseydin ki burası Fas değil. Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti. Burada başka Allah türlü teşhisler konur. Burada çok iyi doktorlar var. Aynen. Senin derdini çözeriz deseydin. Ama bakın bu hastalığın adı var. Öyle bir hastalık da var. Bunu savcıyla avukat bana mahkemede çocukları almak için miydi şeyden şeye verdi. Sosyal hizmetler uzmanı. Oraya gittiğimizde onu ben savcıya direkt aynı şeyi söyledim. Dedim benden dayak istiyor. Böyle böyle bir hastalığı var. Onlar dedi hastalığı. Ama savcıyla avukat Mahsun koyamaz ki teşhisi. Hayır, Mahsun Bey savcı... çok önemli bir şey söyledi. Aslında diğer çocukları da almak için mücadele etmiş kadın. Ben buradan bunu çıkartıyorum. Yani size karşı dava açmış, diğer çocuklarını da almak hayır, istedim. Hayır, o dava açmadı. Ben dava açtım. Niye almak? Durup için... dururken babadan niye almak istesinler savcı, hakim falan? Yani öyle bir şey hayır, mantıksız. Yani onları şeye teslim etmek için beni siz çağırdım. Boşanma davası mı açtınız? Evet, ben açtım. Boşanma davasında savcı değil, hakim. Onu bir düzeltelim. İddia makamı değil, yargı makamı ama hakim gerekli tedbirlerin alınması için zaten sizi... Bir psikiyatri uzmanına ya da bir aile terapisine mutlaka yönlendirildi. Gönderildik zaten. Sonra ne oldu? Sonra bir şey olmadı yani. Ama benim demek bir rapor istediğim... Geldi yani bir teşhis kondu mu? Bir rapor geldi mi dosyaya? Efendim? Dosyaya bir rapor geldi mi uzman tarafından? Onlar bize gösterilmedi ki, mahkemeye verildi o. Olur mu canım? Sizin boşanma davasında gizlilik yok, bir şey yok. Gidip raporu görme hakkınız var. Avukatınız görür, siz görürsünüz. Tamam, bize bir boşanma çocukları kağıdı verir. Çocukları niye çocuk esirgeme yurduna verdiler? Anası babası hayatta, babası hayatta. Yani çok anormal bir durum olması lazım ki esirgeme yurduna vermeye kalksınlar. Hayır, ayrıldıkları zaman o çocuklara kim bağıracak yani? Çocuklar ben, nerede şimdi? Ben bakacağım dedikten sonra şimdi babası. Ablam da çocuk. Yani çok mantıklı gelmedi. Bilmiyorum. Şimdi kavramlar oturmadı. Evet. Şimdi 3,5 yaşında bir oğlu var. Diğer çocuklar kaç yaşında? Biri 6, biri 8 yaşında. Fakat Abdülkadir'i bir aylıkken alıp gidiyor ama Mahsun Bey diyor ki ben kovdum onu. Onu diyor. Ben zorladım. Ben zorla kovdum yani. Şimdi burada yalana girmeyelim yani. O peki kendisi... öbür iki çocuğun velayeti size mi verildi? Evet, evet. Ha, o zaman sıkıntı. Şimdi onu ben zorla kovdum. Kadın gitmek istemiyordu. Beni çok seviyordu. Bak beni şikayet şeye vardı. Sürüklemeyin yani. Ben yok yok, ben bir şeye sürüklemiyorum. Ha. Sen anlatıyorsun. Ben tamam. Niye sürükleyeyim seni? O beni çok seviyordu. Delicesine seviyordu. İyi bir davranış şey diyordu ama o kavga hastalıktan dolayı ben dayanamadım. Sen yoruldun artık. Yoruldum. Sen eski artık psikolojim bozuldu. Yoruldum artık. İşin içinden çıkamaz oldum. Mahsun Bey, sen eski karına, ayrıldığın karına hiç dayak attın mı? Hayır, ben hiç kimseye dayak atmadım. Biraz durarak cevap verdin. Hayır, hayır, hayır. Ben ha? Dayak atmıyorum. Atmadım da işte dayak atmadım diye zaten... İlk defa karısına dayak atmıyor diye boşanan bir adam duyuyoruz.
ilk ve son olsun tabii de. Ya böyle saçma bir şey hakikaten. Saçma demek istemiyorum çünkü bilmiyorum aslında. Yanlış cümle kurdum. Bunu uzmanları bilir. Uzmanımız da geldiğinde soracağız. Evet hocam da biraz açıklama yaptı. Bu tür bir hastalık, rahatsızlık olduğunu ama bu başka bir durum. Tabii. Bu başka bir durum, o yüzden o detaylara girmiyorum. Bir de şeyler, yani onu belirtmek istiyorum. Mazohist olan, o tip kişilik bozukluğu olan kişiler kendisine uygun sadist yönde kişiliği bozulmuş insanları seçer. Tutup da yani dayak atmayı sevmeyen bir insanın mümkün değil seçmesi. Aynen, mazlum ve mazlumları seçmezler. Aynen, çok doğrudur. Ben orada... O zaman niye sizi seçti? Ben orada bir laf demişim ona, böyle sert davranaraktan davranmışım. Orada diyor ki ben seni maço diye gördüm, ondan dolayı almışım diyor. Fas'a yani gittiğinde... Yani bana edeye katacaksın diye almış beni. Fas'a gittiğinde ona sen bir sert davranmışsın. Orada bir hareketimde mi artık, onun bir hareketinde mi böyle bir sertçe herhalde bir laf söylemişim ona. Onu kendisi bana söyledi yani. Oradan puan vermiş. Oradan sana puan almış. İyi puan vermiş. Evet, almışım yani, ondan dolayı beni. Şimdi çocuğunun fotoğrafını Handan Hanım... Çocuk tabii 3,5 yıldır aslında kaçırılıyor anne tarafından. Hayır, hayır, hayır. Ne? Ben verdim yani. Ya tamam, görmüyorsun. Kadın nerede bilmiyorsun. Bilmiyorum yani. Kaçırıyor çocuğu işte senden. Ben verdim diyorsun. Çocuğu sen verdin mi kucağına giderken? Yani bir aylık. Tamam. Ya da şöyle diyelim, sizi şu anda görmenizi engelliyor diyelim. Kaçırmadı da engelliyor. Aynen. Kaçırma derken evet, onu diyorum. Artık kendi çocuklarını da görmek istemiyorum dedi bana. Ben... O zaman hani dedim ki şeyden, görüntülü olarak çocuklar seni görsün, konuş, hani yazık, yurttaydılar. Dedi asla, ben görmek istemiyorum, hatırlamak bile istemiyorum. Evet dedi, hiç kendime eziyet de çektirmek istemem, görmeyeceğim, hiç umurumda peki değil. Peki niye, niye Abdülkadir o bir aylık, tabii sen onu bakılmaz, o baksın diye, anne aynen diye verdin. Aynen. O aldı onu bir aylıkken gitti. Sonra boşandınız. Sonra bir daha sen çocuğunu görmedin. Ama evde de 6 ve 8 yaşında kız mı erkek mi onlar? İkisi kız. İki kız çocuğu var. Onlar da anneyi görmüyor. Kardeşlerini evet görmüyorlar. Biz bu çocuğun fotoğrafını açık verebiliriz. Verebilirsiniz tabii ki. Ama evet, çocuk aranıyor. Nasıl bulacağız bunu biz? Açalım. Yani ebeveyni burada çocuğun. Evet. Doğru mu? Doğru. Ebeveyni burada. Çocuğun babası mı, babası? Peki bu çocuğu görebiliyor mu? Göremiyor. Göremiyor. Kadın bu çocuğu kaçırıyor mu? Kaçırıyor şu anda. İşte. Abdülkadir. Ay çok da tatlı. Peki bu çocuk bir aylıkken gitti. Bu fotoğrafı ne zaman gönderdi sana? Bu fotoğrafı ablası Fas'tan bana gönderdi. Yani ben ona... Baldız'ın. Evet, ben ona rica ettim. Kendisi yolladı bana. Hani dedim çocuğum ya, bir göreyim yani. Artık kendim yani kızlarımın fotoğraflarını ablasına yolladım. Dedim annesine göster, hani belki görmek ister yani, yazık. Ama annesi ne görmek ister, ne de sorar, ne de... Yalnız sizin bir söylediğiniz bir ciddi bir çelişki yaratıyor Serap Hanımcığım, hocam. Demin dediniz ki hayır, bana çocukların fotoğrafını gösterme, öyle bir eziyet yaşamak istemiyorum. Ama mazoşist bir kimlik varsa... Çocuğunun resmini veya canlı görüntüsünü dijital ortamda bir bilgisayar ekranında gördü diye eziyet duymaktan kaçınmaz. Bundan eziyet de duymaz zaten. Ama görmek istemiyorum dedi yani. Ama bak, eziyet çekmek istemiyorum demiş. Ama eziyete meyilli bir kimlikten bahsediyor. Şiddete sanki meyilli bence. Evet, evet. İkisi hayır, farklı yani olsun. İkisi farklı yani. Çocuğunu eziyet için görmek istemiyor. Gönlünden çıkarmış. Bakın sürekli, ben şu anlamda söylüyorum. Yani ben keyfime bakacağım, zevkime bakacağım. Çocukların kahrını çekmek istemiyorum. Kendimi üzmek tamam, istemiyorum. Tamam, öyle ifade edin o zaman. Heh. Kendini seviyor aslında kadın. Heh, kendi zevkine düşkün, kendini seviyor. Bu arada... Çocuklarımı yani düşünüp de kendime eziyet vermek istemiyorum. Yani lütfen beni iyi anlayın. Aslında bu sendeki çocuklar var ya. Evet. Keşke tabii onların fotoğrafını anne, gerçi bakmıştır o. Baldız'da bakmıştır. Görüyordur, evet. Görmüştür. Ama bakar bakmaz o benim sorunum değil. Ben yolladım yani. Yani görürse hani kalbi dayanamaz belki, şey yapar diye. Belki o çocukları hayır, görmek ister. Hayır, ben de hiç görmek istemiyorum. Bana bunu söyledi yani. Şimdi peki bu Mahsun Bey'in dayak yemeyi seven, nasıl ifade edeceğimi de bilmiyorum. Dayak yemeyi seven karısı şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Evlenmiş.
Başka çocuğu var mı biliyor musun? Şimdi? Onu ben bilmiyorum yani. Ama evlenmiş, bir Türk'le evlenmiş yine. Olabilir yani, ben evet. Bilmiyorum hiç nerede. Yani... Türkiye'de yaşıyor. Evet. Türk erkeklerini tercih ediyor. Bir Türk erkeğiyle evlenmiş. Herhalde tabii Türkiye'yi de sevdi. Sevilmeyecek ülke mi Türkiye? Böyle efendim, Mahsun Bey oğlunu arıyor. Şu an 3,5 yaşında. Bakalım bu faslı anne, efendim Siham, adı Siham. Siham Hanım'ı arıyoruz. Sizin birlikte fotoğrafınız yok mu Siham'la? Efendim? Birlikte fotoğrafınız yok mu Siham'la? Birlikte fotoğrafımız... Neyse sen onu bir düşün. Çünkü Siham'ı bulmamız önemli. İlk anda bir Siham'ı bulacağız ki sonra çocuğu bulabilelim. Efendim şimdi... Gelinlikli bir fotoğraf vardı da... Hani... Tamam, onu konuşalım. Onu konuşalım. Arkadaşlar, Hacer'e mi geçiyorum, Özkan'a mı? Özkan. Peki, Özkan Öksüz cinayeti. Vahşice öldürülen Özkan Öksüz cinayetinde 3 kilit isim gerçeklerin ortaya çıkması için yüzleşti. Abi söylediler işte. Kuşçu Ali hakkındaki iddialara ne cevap verdi? Yani bunu da söyleyeyim yani bak. Firari Nazım'ı gecekonduya kim getirdi? Veya kiralık bir adam. Nazım kimin kardeşi çıktı? Özkan'ın arkadaşları kimi koruyor? Evet, 36 yaşındaki Özkan bir cinayete kurban gitti. Olay Ankara'da oldu biliyorsunuz. Mamak'ta, kuş evinde gerçekleşti bu cinayet. Feci şekilde dövüldü Özkan. Sonrasında da 5 kurşunla hayatını kaybetti. Anne baba bugün yine stüdyomuzda ama Özkan konusuyla ilgili bugün bayağı bir hareketli dakikalar bizi bekliyor. Sebebine gelince, bu dün ben burada bir celallendim ya böyle bir Ali, Kuşçu Ali'ye. Hani yüzünü göster kardeşim işte, yüzleş falan filan. Bu yüzleşmeler filan gerçekleşti. Ama önce diyorum ki Özkan Öksüz cinayetinde bugüne kadar neler yaşandı bir bakalım. İki ay önce öldürülen iki çocuk babası 36 yaşındaki Özkan Öksüz dosyasında bugüne kadar birçok gelişme yaşanırken yeni isimler, yeni iddialar ve yeni soru işaretleri de gündeme geldi. Çorbacıya gittikleri kesinleşti. Söz mü vermiş Nemi arkadaşına, sana bir çorba içireceğim demiş. Zaten akşam da onlar darlarmış Serkan. Çorbacıya sorduk, çorba ne içmedik dedi. O gün nöbette ben vardım. Sabahleyin buraya gelmişlerdi zaten Özkan gibi. Saat 8:30-9 civarıydı. Çorbalarını içtiler. Yarım saat sürdü, sürmedi zaten çorba içip çıkmaları. Silah sesini kimse duymadı mı? Önce bir yumruklaşma oluyor. Karşı taraf bu başa çıkamayacağını anlayınca silahına davranıp yakın mesafeden sol çaprazdan karnına doğru ateş açıyor. Beşer silah atılıyor, kimse duymuyor, haber vermiyor. Amaçları tehdit etmek miydi? Silahı o panikle çekip bence ateşlediler ilk başta. Çünkü öldürme niyetleri olsa niye o kuşları parçalasınlar da direkt dışarıda pusu kurup vurmasınlar orada. Kuşçu Ali'nin ifadeleri neden çelişkili? Ben ceset olduğunu söylemedim şöyle. Nadire mesaj atmışsınız ya evin içinde bir ceset var diye. Akıllara bu cinayetin Özkan'ın yaşadığı yasak ilişkiler yüzünden işlenmiş olabileceği ihtimali de geldi. Sen hiç hissetmedin kocanın hayatında bir kadın. Hissettim. Bu cinayetten sonra Özkan'ın karısının telefonuna bir kadın fotoğrafı atılıyor. Acaba bu işin altında bir yasak aşk cinayeti mi var? Aslında verilmek istenen mesaj bu mu? Yani bir infaz mı bu? Cinayete sebep olacak nedenlerden biri de Özkan'ın yasaklı madde yüzünden öldürülmüş olabileceğiydi. Peki bir uyuşturucu meselesine bulaştığını varsayarsak buna kimlerle bulaşmış olabilir? Bu mahallede onu yapacak birini ben sanmıyorum. Bir tek Hüseyin yani bunun konusunu yapardı. Bu cinayetin neden işlendiğini düşünüyorsun? Benim tahminime göre uyuşturucu yüzünden işlendi. Tüm bu iddialar konuşulurken ortaya yeni isimler ve yeni iddialar çıktı. Üçüncü bir kadın daha çıktı. Özlem diye birisi. Özlem Hanım'ın nişanlısı silah çekmiş Özkan'a. Özkan'ı tehdit etmiş. Aramızda tabii ki de hiçbir münasebet olmadı. Ben zaten 8 yıldır konuştuğum bir insan var. Nişanlıyız şu anda.
3 ay sonra düğünümüz var Allah izin verirse. Bir dönem firari olan ve gecekonduda saklandığı iddia edilen Nazım'ın da adı gündeme bomba gibi düştü. Nazım'ı daha doğrusu ben 3-4 defa en fazla öyle görmüşümdür. Hani çok değişik bir tiplemesi vardı. Bu adam kaç ay firari bir şekilde o gecekonduda saklandı? Abla hemen hemen 6 ay 1 yıl falan. O aralar bir şey. Kimin adamı bu? Kimin en yakın arkadaşı? Kim getirdi oraya? Ali dayının ulaşabileceği bir yerde, Antalya'da diyebiliyorum. Yedek anahtar Nazım'da mı? Yedek anahtar yoktu. Bir tane anahtar vardı. Nadir, yedek anahtar vardı. Nazım dedikleri kişi var orada. Anahtarın bir tanesi de Nazım'da varmış. Onu söyledi. Özkan Öksüz'ü kim, neden öldürdü? Aslında kalabalık gibi görünen bir durum ama şöyle bir baktığınızda hani elediğinizde elimizde şu kalıyor ki evet gerçekten bu konuştuğumuz bir konuydu. İlişkileri ama evli ama evli olmayan kadınlarla ve iddia edilen kadınlar var tabii ailenin de bilmediği. Onlarla ilgili bir infaz mı bu? İki, cezaevine giren Hüseyin'in işte kötü, kirli ilişkileri yüzünden bir intikam alınmaya çalışılıyordu ya da bir arama yapılmak isteniyordu. İşte Özkan oraya geldi falan. Böyle bir şey mi? Üç, Nazım ya da şimdiki adıyla Nedim diye bildiğimiz bir firarinin o evde saklanması ve onun o evden bir süre sonra kovulması. Dolayısıyla da bir intikam planı gibi bir şey mi var ortada? Yani üç maddeye indirdik aslında yürüye yürüye. Sonra tabii bu Nazım olayı gündeme gelince de Kuşçu Ali adı öne çıktı. Hem biliyorsunuz Özkan'ın cesedini orada gören ve bulan kişi bu. Hem de Nazım'ı orada sakladığı iddia edilen kişi. Ama bugüne kadar da bir sürü şeyi de inkar edip saklayıp bir de sonra yüzünü kapamalar filan. Şimdi önce şu Kuşçu Ali ile ilgili çelişkileri bir ekrana getirelim. Çünkü şimdi açık veriyorum fotoğrafını. Çünkü bu yüzleşme gerçekleşti ve Kuşçu Ali nihayet yüzünü açmaya karar verdi. O yüzleşmede yüzünü görebileceğiz. Özkan Öksüz'ün cansız bedenini bulan arkadaşı Kuşçu Ali, yayınımıza her katıldığında yaptığı çelişkili açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Hakkındaki suçlamaların ardı arkası kesilmedi. Çelişkiler yumağı. Ali dayı bana dedi ki, Nadir dedi, Özkan'ın burada dedi, arabası burada ama dedi, kapısı açık, kendi yok dedi. İçeride de bir ceset var dedi. Ben ceset olduğunu söylemedim şöyle. Ben dedim burada ayakları gördüm. Ha, ceset de olabilir veya olmayabilir de. Hani bahçede hiç hayvan yok muydu girdiğiniz? Hiçbir şey yoktu. Ben girdiğimde kümesi açtım direkt tavukları. Tavukları açtığımda zaten bir gördüm hepsi kesilmiş vaziyette. Ali'ye bir de şunu söyledi. Ben dedi saat 10'da gidiyorum. Saat 2'de neden diyor. Ben evime giderim diyor. Benim her gittiğimde akşam beraber ben bile onunla bile birkaç defa bile ben bile oturdum. Yani, nasıl 2'de gidiyorum? Gidiyor söylemiyor. Polisi kaçta aradınız? 11 gibi falan. 11 veya 11.30 gibi falan aradım. Polis tutanaklarında 1.30'da öğleden sonra 1.30'da arandıkları. Yani polisin haberinin 1.30'da olduğu var. Bir sürü çelişki var ve hakikaten doğruları söylemiyor. Nazım'ı gecekonduda Ali mi sakladı? Nazım kim? Ben tanımıyorum yani ben de tanımıyorum. Bak benim arkadaşımın da akrabası değil. Özkan dedim. Bu adam kim? Ya sen karıştırma dedi. Boş ver dedi işte. Ali dayının tanıdığı biri dedi. Nazım oraya kim yerleştirdi? Bakın onu ben bilmiyorum diyeceğim şimdi. Yine inanmayacaksınız. Onlar gelmişler yerleşmişler. Kendi kendine havada. Namık'tan sonra yerleşmişler. Namıksız benim ilkokul arkadaşım. Oraya her gün ve ilk giden Kuşçu Ali. Saklayan kim? Kuşçu Ali. Yani hareket Kuşçu Ali'ye yönelikti belki. Özkan tesadüfen gitti oraya. Bildiklerini neden saklıyor? Kuşçu Ali'nin Nazım'ı tanımamasına ne diyorsun peki? Abi, çok iyi tanıyor kardeşim. Çok iyi tanıyor. Beraber orada köpekle beslediler, kuşla beslediler. Yani bizim gitmediğimizde Ali dayıyla o Nazım oradaydı zaten. Kuşçu Ali çok şey biliyor. Evet. Ve söylemiyorsun Kuşçu Ali bize bunları. Çünkü bak diyorsun ki 2 gün o eve girmeyin. Sen söylüyorsun bunu. Evet. Demek ki oradaki adamı tanıyorsun. Ben Nazım'ı tanımazdım diyorsun bir de. Ben buna inanmıyorum. Herkes Kuşçu Ali'den şüpheleniyor.
yayını ilk izlediğimde Ali'nin bütün konuşmalarının hepsinin yalan olduğunu ben anladım. Şu anda da belki de delir karartmaya başladı. Yanlış bilgiler veriyor. İlk önce tanıyorum diyor. 6 ay kaldı diyor. Kalmadı diyor. Tanımıyorum diyor. Ama herkes onu tanıdığını ben size onların aralarında para ilişkisi olduğunu söylemiştim. Bu kuşçu Ali bize doğru düzgün hala bakın günler geçti üzerinden hala o sıralamayı tam olarak anlatmıyor. Ve sonra Nadir'e attığı bir mesaj var. Diyor ki bu evde bir ceset var. Arkadaş nereden biliyorsun ceset olduğunu? Bir dur bakalım, bir görelim bakalım ceset mi? Bu soruların cevabını istiyoruz biz. Senin bu konuda bir efendim gizlediğin, sakladığın, çarptırdığın bir şey yoksa Ali dayı niye yapmıyorsun bunu? Özkan Öksüz'ü kim, neden öldürdü? Şimdi ben dün bir yüzleşme isterken bu yüzleşmede Ali dayı, Sultan, efendim Nadir... Bir de Muharrem, dün bize röportaj veren Muharrem de olsun istemiştim. Önce bir Ankara'ya bağlanalım. Mehmet Şahin'in yanında Sultan var yine. Bu yüzleşme gerçekleşti ama Nadir yoktu bir tek yüzleşmede. Sultan merhaba, Mehmet merhaba. Sultan, Mehmet bu Nadir mi? Serap Hanım öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Söyle. Bu bağlantımızda Kuşçu Ali de olacaktı bizimle beraber. Onunla bir telefon görüşmesi sağladım. Onunla görüştüm. Bunun üzerine yeni sorular olduğunu, cevap bekleyen birçok durum olduğunu, çarpık ifadeler olduğunu belirttim ben ona aslında. Ancak sabah söylediği tek şey bize, herkes deve kuşu gibi kafasını kuma gömdü. Ben her şeyi söyledim. Daha da söyleyecek bir şeyim yok dedi. Peki kimler diye sorduğum zaman cevap vermedi ona. Bildiğimiz isimlerin dışında başka kimseler var diye sordu, var mı diye sorduğum zaman buna cevap vermedi. Yayından sonra onunla da görüşme sağlayacağız. Onu belirtelim. Yeni isimler olabilme ihtimali de söz konusu. Yine onunla da bu konuyu tekrardan bir gözden geçireceğiz. Bunu belirtelim Serap Hanım. Şu anda Sultan Hanım yanımızda ve Nadir'le ilgili olarak aslında sorularınızı şu anda hazır olarak bekliyoruz. Şimdi Nadir'in burada bu yüzleşmede olmaması enteresan. Merhaba. O benim abim, canım, ciğerim, bu iş çıksın ortaya. İki elin kanda olsa hani İstanbul'a da gel demiyoruz. Bu yüzleşmeyi Ankara'da yapıyoruz. Hem de onların semtinde yapıyoruz işte yaşadıkları yerde ama Nadir gelmedi. Sultan Nadir'e sordun mu niye gelmedin sen diye? Evet ben sordum. Aslında telefonum hoparlörde olarak konuştum. Yanımızdaki arkadaşlar da duysun diye. Üzerinde pek fazla bir giysisi yokmuş. Sanayi bölgesinde çalışmış dün. Çok üşüttüğünü söyledi. Eve geçeceğini söyledi. İnan dedi hiç çıkacak halim yok. Dedim ki hani en azından Özkan için dedim hani gel dedim. Gelmeye çalış ya da alalım aldıralım. Ya gelmeye kalsan dedi yani gelirim mutlaka da inan hiç halim yok dedi. Tekrardan işte ısrar ettim. Bu sefer de dedi ki ya dedi işte ileri geri konuşuyorlar dedi. İşte Gamze yengem olsun dedi. Diğerleri olsun dedi. Yani dedi biraz aslında dedi kırgınım dedi. Öyle o şekilde. Olsun dedim. Son kez dedim hani belki dedim şey yaparsın dedim. Bu bir yüzleşme dedim. Dün söyledikleri gibi dedim. Ali abiye de mesaj attım dedim. O da kabul etti sağ olsun. Çıktı geldi dedim yani. Eşi ve baldızıyla gelmiş zaten. Biz oturduk konuştuk. Öyle yani o şekilde Nadir gerekli açıklama olarak bunları gerekli şimdi görmüş. Nadir'in, bunları söyledi. Nadir'in öyle yani ama yarın dedi şey yapabilirim tamam. Canlı yayına bağlayabilirim dedi. Hayır ben canlı yayına tabii ki bağlarız. Nadir'le tabii ki konuşuruz. Konuşmadan kaçmıyor ama Nadir'in asıl bulunması gereken yer o yüzleşmeydi. Neden? Diyecekti ki Ali dayı sen tanımadığını söylüyorsun ama tanıyorsun. O evet. Söyleyecek bunu ben söyleyemem ki. Röportajda diyor ya. Bakmayın siz onu tanımıyorum dediğine. O tanıyor diyor. Bunu orada onun yüzüne söylemesi gerekiyordu. Ondan kaçtı bence Nadir. Yoksa ne olacak üstündeki smokinle çıksın demiyoruz biz de zaten. Önce şu yüzleşmeyi bir getirelim ekrana. Onu da oraya getirelim. Efendim? Onu da oraya getirelim Ali dayı. Evet. Yani Nadir'in orada bulunması şarttı. Bir yüzleşmeyi getirelim. Dediğim gibi Muharrem, Ali dayı ve Sultan arasında gerçekleşti. Dün çok ısrar ettim ama Serap Hanım dediğiniz gibi
çok ısrar ettim ama yani üşüttüğünü söyledi. Bir de kırılgan olduğunu söyledi. Tamam. Yani. Sultan da çünkü ilk deminki röportajda izledinizse Ali dayı dedi ben ilk izlediğim gün dedi baştan sona yalan söylediğini düşündüm dedi. Evet. İnşallah şeyde yüzleşmede bunlar gündeme gelmiştir. ...22 ay önce vahşice öldürülen Özkan Öksüz cinayetinde Özkan'ın arkadaşları Sultan, Kuşçu Ali ve Gecekondu'da kalan Muharrem yüzleşti. Gecekondu'nun ilk sahipleri Hüseyin ve Özkan. Bu Gecekondu'nun sahibi kim? İlk sahibi Özkan. Tek başına kiraladı. İlk zamanları öyleydi. Özkan Hüseyin'le beraber kiraladı 3 sene kadar. 3 seneden sonra Ali abi geldi. O onu kastederek söylüyor. İlk sahibi Özkan ve Hüseyin. İsmini Nazım olarak biliyordum. Bu Nedim diye bildiğimiz kişi Nazım mı? Ben Nazım olarak biliyorum. Bana Nazım dediler, Nazım. Ahmet dedilerdi, Ahmet geldi. Orada bir tane kilitli kapı vardı. Ali abi dedim bu ney? Dedi ki bir arkadaşım kalıyor dedi. Sonra Nedim diye duydum ben. Pazar günü duydum. Normal, gerçek ismini. Sadece eşyaları vardı, o yüzden kilitliydi orası. İçeride yani hiçbir canlı yoktu. Daha neden Nazım'ı tanımıyordun diyordun önceden? Yani çok samimiyetim olmadığı için diyorum bak. Nazım'ı Gecekondu'ya getiren ben değilim. İlk evi rahmetli Özkan'la Hüseyin, Namık diye arkadaşımıza vermişler. Benim çocukluk arkadaşım, ilkokul arkadaşım. Namık'la Nazım'ın bir bağlantısı var mı? Akrabası olarak biliyorum ben. Bu Nazım'ı kim getirdi bu eve? Nazım'ı Namıkgil getirdi. Yani ben getirmedim. Ben geldiğimde zaten gelmişti o. Namık dediğimiz arkadaş da bizim ilkokul arkadaşımız. Biz üçümüz ilkokul arkadaşıydık. Hatta Namık'a da bileni gitmiş Namık da oradan kendi istediği gibi hangisinden istiyorsa ondan bile güvercin almış. İlkokul arkadaşının kardeşini nasıl tanımazsın ya? Ben ailesini ben nereden bileyim ben? Nazım saklanmıyordu. Ben hiç Nazım'ın o mahallede ta ki işte 6 ay falan orada saklanıp da oradan kafayı uzatıp da böyle bana karşı laf konuşmasına kadar ben onu hiç görmedim orada. Kim sakladı peki? Ne kadar kaldı? Kimse saklamadı. Çünkü ben taksi durağında çalışırken o insanı ben elini kolunu sallayarak gelip marketten alışveriş yapıp da giden de bir adamdı yani. Ben onu kaç sebebim? Nazım. Böyle kaçak yani böyle saklanacak bir adam olsaydı zaten öyle. Girerken çıkarken görmedim. Nasıl alışveriş yapıyor? Gecekondu'ya kimse gelmiyordu. Gecekondu'ya kimler geliyordu sık sık olarak? Bizim zamanımızda kimse gelmiyordu. Sen geliyordun. Bir iki tane kuşçu arkadaşlarımızdan geliyordu. Alaaddin gelirdi. Hadi eğer Ankara'da olursa. Sultan gelirdi. Firari olduğunu bilmiyordum. Bu adamın cinayet işlediği söyleniyor peki. Bundan mı haberiniz var mı? Ben şimdi ne iş yaptığını sormadım. Abi niye soruyorsun? Bu adam gelmiş. Şimdi ben bir de kaçak olduğunu bilmiyorduk. Yani yani bilmiyordum derken şöyle. Ha tabii bir evrak falan böyle bir aranması olduğunu falan duydum. Gerçek bu. Ama cinayetten mi aranıyormuş, evraktan mı aranıyormuş hiçbir zaman sormadım. Nazım'da anahtar var mıydı? Ben şimdi anahtarı bir tane anahtarı biliyorum. Muharrem arkadaşımız da biliyor. Saatin içine vurduk ya da saçağı var. Hüseyin de biliyordu anahtarı mesela yerini. Nazım'da var mıydı bu anahtar? Yok. Ben hiç görmedim. Nazım anahtar verildi diyor ya Hüseyin. O zaman Namık kiraladıysa anahtarın birini o direkt kardeşine verdi. Rahat rahat gir çık kardeşim dedi o zaman. Böyle bir şey olabilir. Bilmiyorum artık o zaman. Namık'ın Özkan Öksüz cinayetiyle ilgisi var mı? Sultan sen Ali Kuşçu Ali'ye ben senin hiçbir söylediğine inanmadım. Hepsi yalan dememişsin. Sen ne yüzleşmesi yaptın Ali ile? Biz zaten şu an pek fazla bir şey duymadım da hani şey olarak şu konu olarak 3 sene 5 sene 1 sene konusu ben dedim abi dedim sen dedim buraya dedim geleli dedim taşınal dedim mesela taşınma süresi 1 sene dedim ondan önce zaten 1 sene geliyordun dedim taşındıktan sonra da 1 sene öyle 3 sene boyunca tanıyorsun dedim bunu dedim niye 1 sene dedin dedim ben orada sordum. Başka hangi yalanını? Namı getiren senmişsin dedim. İşte yani. Hüseyin bir tane anahtar Nama verildi falan diyor dedim. Orada ne sorulduysa biz ona göre cevap verdik. Peki ikna olduk mu Ali'nin söylediklerine? Yani
Orada mesela şey diyor, yani sadece hani ilgi olarak söyleyeyim. İlgi gördüm yani ben şey olarak hani soru işareti gibi. Nazım diyor işte şey diyor hani alışveriş yapardı, gelirdi giderdi falan diyor. Yani ben hiç alışveriş yapıp da oraya geldiğini görmedim dedim. Onu da söyledim. Şimdi Mehmet. Biz niye görmedik abi dedim. Mehmet dedin ki Kuşçu Ali bugün canlı yayına katılacaktı ama son anda herkes susuyor, ben konuşuyorum. Evet. Yani birileri susuyorsa herkes diyor ki Ali'yi işaret ediyor, o çok şey biliyor diye. Ali niye kimseyi işaret edemiyor? Şu biliyor, bu biliyor, evet. bunu saklıyor, bu bunu saklıyor diyemiyor. Niye Ali bunları söyleyemiyor? Yani özellikle onu sormaya çalıştık. Çünkü en ufak bir isim bile bize bir yol haritası çizmemizde fayda sağlayacaktı. Ve sabah üstüne basa basa sordum. İnsanlar deve kuşu gibi kafasını kuma gömüyor. Ben açık açık söyledim, söyleyecek de bir şeyim yok dedi. Ama her sorunun yeni bir cevaba ihtiyaç duyduğunu ben ona sürekli olarak söylemeye çalıştım. Bu isimleri sorduğum zaman bilen biliyor diye bitirdi. Özellikle yayından sonra kendisiyle görüşeceğim. Çünkü o isimler bizim için önemli. Bildiğimizin dışında başka kimseler var mı? Ya da bizim bildiğimizi düşündüğümüz durumlarda başka bir detay var mı Serap Hanım? Bunları sormak için aslında kendisiyle bir görüşme sağlayacağım. Çünkü bugün bu yayınımızda o da şu anda Sultan Hanım'ın yanında olacaktı ve yine sorulara cevap verecekti. Ancak bana kullandığı ifade belirttiğimdi. Onun üzerine başka bir şey söylemeyeceğini ama başkalarının bir şeyler bildiğini sürekli olarak bunun altını çizmeye başladı. Biz de yayından sonra özellikle belirttiğim gibi bunu soracağım. Hani isim konusunda kimler neler biliyor konusunda yine Ali Bey'le bir görüşmemiz olacak mesela Serap Hanım. Mesela kimler bağlansın gibi. Yani kimler bağlansın? O sözü de Serap Hanım bağlansınlar. Deve kuşu yani kimi kastediyorsa Ali abi hani şey yap, yardımcı ol yani. Şimdi ben cezaevindeki Hüseyin'in bize gönderdiği haberde Ali ile, Kuşçu Ali ile yüzleşmek istiyorum demesinin altında önemli bir sebep arıyorum açıkçası. Yani bu önemli çünkü Ali, Hüseyin Özkan'ın en yakın arkadaşı. Yani gerçekten kardeş gibi arkadaşı. Bunun altında bir şey arıyorum ben. Keşke tabii Hüseyin cezaevinde olmasaydı da bunu gerçekleştirebilseydik. Ama o cezaevi şartlarında biraz zor. Bunun altında bir şey arıyorum bir. Nadir'e gelince, şimdi Nadir bugün telefonla da bağlanmıyor. Gerekçe olarak da demiş ki ya benim karımla aram bozuldu falan. Nadir sen hani kardeşiydin? Yani senin kardeşinin başına bu böyle bir şey gelmiş olsaydı karını mı dinleyecektin sen? Niye çıkıp da Ali dayıyla yüzleşmedin? İnsan ölüyor olsa gelir oraya 5-10 dakikasını ayırır bunu yapar. Nadir konuşmuyor, şu anda telefona da bağlanmıyor. Sen sus, o sussun, öbürü sussun ama katili bulunsun Özkan'ın. Böyle bir dünyada yok tabii ki yani. Bu arada bir gizli tanığımız var. Yine birlikte lütfen onu da bir dinleyelim. Evet. Onun söyleyecekleri de önemli. Korkunç bir şekilde öldürülen 36 yaşındaki Özkan Öksüz'ü cinayetten 3 gün önce gören yakın arkadaşı Kamil şok açıklamalar yaptı. O Atatürk Orman Çiftliği'nde çalışıyordu. Ben de yerel bir market zincirin kamyon şoförlüğünü yapıyorum. Ben o mağazaya gelmiştim. Özkan'ı da ben orada gördüm hatta. Bu olaydan 3 gün önce. Özkan'la orada konuştuk, muhabbet ettik. Özkan kendisini bekleyeni tanıyor muydu? Özkan içeriye girdiğinde Özkan'ın böyle çok iyi tanıdığı birisi karşı karşıya geldi. Çünkü bu olaylar böyle olur. Şimdi ben buradan Özkan'la karşı karşıya geldim miydi? Özkan şimdi bıraksa, bırakmasa iki türlü. Şimdi Özkan gördü bunu. Hani birileri bir suçun üstünü kapatıyor ama kimin kapattığını kimse bilmiyor. Biz hepimiz iyi kötü kendi birbirimizi iyi tanıyoruz. Arkadaş kurbanı oldu. Özkan'ı pisi pisine bu mevzunun içine soktular. Özkan'ı da bu arada yediler. Burada arkadaş kurbanı oldu. Belki de arkadaşının hatasını kapatacağım derken kendi canından oldu. Herkes her şeyi konuşuyor ama kimse bir şeyi bilmiyor. Herkes her şeyi biliyor. Bildiği için de biri Ahmet'in üstüne atıyor, biri Mehmet'in üstüne atıyor. Bu mevzu o arkadaşların arasında dönen bir mevzu. Onun haricinde başka bir mevzu falan yok. Nazım para için arkadaşını öldürdü. Tamam, Nazım'ın da biraz
gayrimeşhur işleri vardı. Bunlar bir dönem bir tefecinin işlerini koşturuyorlardı. Bunlar kendi cancığı arkadaşıyla bir para yüzünden karşı karşıya geliyorlar. Ondan sonra o parayı aralarında bölüşemedikleri için kavga çıkıyor. Kavga çıktıktan sonra Nazım o arkadaşını öldürüyor. Ne zaman oluyor bu olay peki? Bu olay rahmetli Özkan'ın olayından belki 3 veya 4 ay önce. Bir Nazım var. Şimdi Özkan tanımıyor. Hüseyin de tanımıyor. Nadir tanımıyor. Serkan tanımıyor. Sultan tanımıyor. O zaman bu Nazım nereden çıktı? O Nazım ya. %1 milyon o Nazım. Başkası olamaz ki zaten. Hani bu kadar tesadüf olamaz. Gecekonduya sığınmış olabilir. Nazım'ı da bizim kendi mahallemizde tanımayan yoktur zaten. Nazım'ın kim olduğunu size herkes zaten söyler. Nazım ortaya düştü. Nazım'ın sonra isim değişti. Tamam, o dönemde Nazım cinayet işledi. Nazım firardı. Tamam, belki de gerçekten olabilir. Belki Özkan'ın oraya gitti. Özkan'ın oraya sığındı. Nazım hani Özkan'ın çok cinayetinden çok çok önce bir cinayete karıştı. Ondan sonra da kaçtı. Kaçtıktan sonra da zaten çok firarda falan kalmadı. Ta Özkan'ın olayı patladı. Ben ta Nazım buradan çıktı. Özkan Öksüz'ü kim, neden öldürdü? Serap Hanım, burada konuşulanları şimdi bunlarla bağdaştırdığımızda dediler ki alkol alınan bir ortamdı ve çok sık kavga çıkardı. Demek ki bu kavgaların içinde belki de menfaat çatışmaları, başka bir şey vardı. Olabilir. Her gelen böyle söyledi hocam, hatırlar mısınız? Tabii, zaten onu da başta da söyledik, paylaşamadıkları bir şey vardı ve bu paylaşamadıkları şey yüzünden öldürüldü. Kuşçular çok sık kavga ederdiler. Kuşçu kuşçuyla niye kavga etsin? Kuşlar yüzünden dediler. Niye kuşlar yüzünden? Rakip kuşçuyla öbür mahalledekiyle belki eder de aynı eve girip çıktığı arkadaşıyla niye etsin? Birbirini öldürecek kadar da bilenler. Bu gizli tanığın söylediğine göre aslında sanki Özkan da Nazım'ı çok iyi tanıyor. Evet. Sadece hani Ali dayının ya da kuşçu Ali'nin getirdiği birisi değil bir gibi. Bir vesileyle tanıdığı değil, sadece tanıdığı birisi gibi. Orada Özkan tanıyor ya. Özkan devamlı onu oradan uzaklaştırmayı isterdi. Nazım'ı? Evet. Onu orada bırakmak istemezdi. Bu Ali dayı alır yanına gelirdi. Sen nereden biliyorsun? O zaman öyle dedilerdi. Ne zaman? Cinayetten sonra mı? Önce ta. Öncesinde kim anlattı bunu? Sonra mı önce? Sonra konuşan cinayetten biz bir şey bilmiyoruz. Sen siz bu Nazım ya da Nedim tanıyor musunuz onu? Biz tanımıyoruz. Şimdi Sultan'a soracağım. Sultan, bu Nazım konusunda hep Ali, Kuşçu Ali'ye yükleniliyor ama sanki bu gizli tanığın söylediğine göre Özkan da gayet iyi tanıyor ve o da sanki orada onu saklıyor gibi bir şey edindim ben. Ne diyorsun? Serap Hanım, ben diyorum ki işte yani bu baştan konuşulmasa ya da işte kiraya verirken Özkan anahtarı vermiştir vesaire falan diyorum ya. Ya zaten Namık isimli kişiye verilmiş ve kardeşi için tutulmuş orası. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani Özkan'la birebir olmasa veya işte tekrar bir sene kiraladıktan sonra tekrar çıkın dedikten sonra Nazım niye 3000 lira hava parası istemiş? Mesela yani bunların hepsi olmuş bir şey demek ki, tanıyorlar. Ayrıca sen mesela bu şeyi duymuşsun. Madem böyle bir şey var. Niye şimdi söyledin ki? Bunu nereden duyduk? Yeni mi duyduk bunu? Nazım'ın oradan çıkmak için 3000 lira hava parası istediğini. Hiç yoktu. Şimdi hani yayınlarda falan söyleniyor ya. İşte Ali abi de söyledi dün röportajda. O da söyledi. Hiç öyle bir şey söylemedi. 3000 lira dedi, işte para istemiş dedi falan filan dedi. Özkan'dan dedi. Nazım istemiş. Farklı yerden duymuş olabilir misin? Hayır. Yok yok. Hani şöyle söylendi. Hani kira veriyormuş sanki. Nadir konuşmuştu bu. Sultan, şöyle söylendi. Ali. Şimdi herkes Ali abiye ödeme yapıyor. Hayır. Evet, Ali. Nazım'dan oradaki varlığı için kira alınıyor dendi. Hiç ne hava parası, ne depozito, ne 3000 lira falan söylenmedi. Her gün bir bilgi kirliliği yaratıyorsunuz ya. Ayrıca da Ali Bey en başta bağlandığında demişti ki ben elim dara düştü, kiraları ödeyemedim 4-5 ay.
O yüzden de bu gecekonduyu Özkan'lara devrettim dedi. Şimdi diyorsunuz ki gecekonunun ilk sahibi Özkan. Ya bir karar verin ya. Bence bu işi yokuşa süren hepinizsiniz yani. Bir karar verin. Bu bilgi kirliliği gibi temizleyin. Şimdi şöyle bir şey var. Ben de diyorum ki Handan Hanım şöyle bir şey var. Şimdi bu mesela ölüm senesiyle beraber diyelim ki toplam 7 sene. Burayı ilk sahibi Özkan'la Hüseyin olarak tuttular. Sonra işte Ali, Namık, Alaaddin abi, Muharrem. İşte bir senelik kira sözleşmesi mi yapmışlar? Artık Ali abi mi yapmış? Nedir ne değildir bilmiyorum. Yani benim demek istediğim bu. Şimdi sonraki gelen kişiler de yani bir senelik muhabbet bu. Muharrem, Ali, Alaaddin, Namık. Veya bir işte de başka Nazım, bir gece kondu yani. Vardı tartışılan. Benim bunlardan haberim yok ki mesela nasıl ne aldılar ne ettiler. Ben zaten VTR'leri, ben bu yayınları daha sonra izliyorum ya. İşte ben mesela soruyorum. Nadir orada demiş ki diyorum işte şey Özkan abiden 3000 lira para istemiş. Nazım Gil tekrar evi devretmek için. Yani bir sene kiralandıktan sonra tekrar evi istemişler ya. Ben ondan dolayı diyorum. Ali abiye de sordum zaten. Ali abi dedim hava parası istemiş dedim Nazım falan filan. Bunlar dönüyor dedim. Hayırdır ne değildir ne değildir Sultan. Dedim. Şimdi bak biraz önce bunlar röportajda konuştuk. Şöyle bir laf edilmedi. Bak biraz önce bu gizli tanığın söylediğini duydun. Diyor ki Özkan'la Nazım tanışıyordu. Nazım daha önce cinayet işlemişti. Belki Özkan'ın yanına sığınmış olabilir diyor. Yani bu durumda sanki Ali dayı değil de o gecekondu üzerinde daha da çok hak sahibi ve söz sahibi olan Özkan bu adamı sanki o evde en azından onun izni ve müsaadesi olmadan olmaz bir şey gibi geliyor bana. Yani Özkan da sanki Nazım'la gayet iyi tanışıyor. Ya belki de öyle de Serap Hanım. Yani gayet iyi tanışıyordu olabilir. Şimdi böyle bir şey konuştu. Evet o kişi dediğiniz gibi. Şimdi ben de hani mesela bu tarz şeylere işte gizli kapaklı şeyler sevmiyorum Serap Hanım. Yani ne bileyim mahalle normal bir mahalle. Bizim mesela gece kondumuzdan bir araç geçtiği zaman ikinci araç geçtiği zaman hayırdır kardeşim birine mi geldin bulamadın mı ya da falan. Yani bunlar sorulurdu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi artık hep bekarhane evler işte kuş evi falan filan bunlar çoğaldıktan sonra biz kimseye bir şey soramaz olduk. Anlatabiliyor muyum demek ama istiyorsun? Neden ağırlığını koyup bu adamı burada istemiyorum yani diyen sensin. Demek ki o da bir şeyler yapmış yani. Şimdi ben buradan epey bir süredir. Evet işte ben bunu şöyle diyorum. Bu olayda adı ben geçen Nazım'a sesleniyorum. Ben bu adamı 6 ay boyunca saklamışlar haberim yok. 7 ay boyunca saklamışlar haberim yok. Adam kalkıp kafasını Nazım'a uzattıktan sonra sesleniyorum. Bana da bu şekilde konuştuktan sonra Nazım Bey, Nazım. Karşılık verdim. Nedim, her kimsen. Şimdi bu olayda bu kadar adın geçiyor. Herkes işte Nazım 3 başlık varsa bu cinayetin motivasyonu ne olabilir diye saydığımızda bir başlıkta da senin adın geçiyor ve günlerdir de sen konuşuluyorsun. Ne bir telefon açıp bize ulaşıyorsun, ne bizim orada ekibimiz var onları arıyorsun. Gelin kardeşim ben buradayım, siz benden ne istiyorsunuz? Ben orada kaldım çıktım ya da kalmadım çıkmadım, kira verdim vermedim. Gelin ben anlatayım işin doğrusunu. Ankara özellikle Mamak çevresi çalkalanıyor bu olayla. Nazım bizi duyuyor, izliyor. Tık yok Nazım'dan. Tık yok. Yani adınız geçecek bir olayda bu kadar çıkmayacaksınız ortaya. Çık kardeşim. Çık bize konuş, anlat bize derdini. Daha doğrusu biz sana derdimizi anlatalım. Sen bizi dinle önce, sonra biz seni dinleyelim. Şeyden Hüseyin'den bile seninle ilgili mesaj geliyor bize. Şeyden, cezaevinden. Senden tık yok maşallah. Bir de gizli tanık aslında çok önemli bir şey söyledi. Rahmetli Özkan'ın öldürülmesinden 3-4 ay önce cinayet işledi dedi. Demek ki o gece konduda kalırken işledi o cinayeti. Tabii. Yani ve bunlar beraber, orada beraberin altını çizdi aslında. Beraber bir işte karanlık işlerde koşturuyorlardı. Para mevzusu vardı. Ve 3-4 ay önce de bir cinayet işlemişti. Ve nasıl bir adamsa bu? Yani orada kalır. Hayalet adam galiba. Önce Nazım'dı adı, sonra Nedim oldu. Soyadı yok adamın. Kimse bilmiyor soyadını. Orada aylarca kalmış. Hiç kimse soyadını bilmiyor. Bu adam bu Özkan cinayetinden önce bir cinayet işlediyse 3-4 ay önce, o zaman bu adamın cezaevinde olması lazım şu anda. Doğru mu? Çünkü daha neredeyse işte 2,5 sene olacak o cinayette işlediği iddia edilen cinayeti. Cezaevinde olması lazım ya da firari olması lazım. Ya da cinayet işlemediyse
ortalıkta olması lazım ve bizimle iletişime geçmiş olması lazım. Sultan, bu adamı bir daha o gecekondudan gittikten sonra Mamak'ta, o civarda gören, karşılaşan var mı? Görmedim. Görmedim. Görmedim, hiçbir şekilde de karşılaşmadım. Hiçbir şekilde oraya da gelmedi. Zaten şüphem de bu şekilde, hani dedim ben, belirttim. Gelmişse de zaten orada bir ya suç aleti ya bir şey unuttu, o şekilde geldi ya da Özkan'la karşılaşmıştır diye böyle bir şey söyledim. İlaveten Serap Hanım, dün biz röportaj yaptık mesela, Ali abi soyadlarını verdi. İşte biz oradan veremiyoruz ama yayında veremiyoruz ama. Bu Namık ama isimli kişinin biz... ilkokul arkadaşı olduğunu söyledi. Adnan isimli. Ama o Namık'ın bak önce dedi yani ki. Yani verdi bunları. Evet, yayın arkasında. Tamam. Bu Kuşçu Ali bize önce Namık'ın arkadaşı dedi. Evet. Sonra Namık'ın kardeşi dedi. Evet. Evet. Şimdi hangisi doğru? Kuşçu Ali de %100 doğru söylüyordur diyemediğim için. Sonra akrabası demiş. Bir akrabası diyor. Bir arkadaşı diyor. Bir diyor ki kardeşi. Hangisi doğru bunların? Mehmet, senden bir ricam var. Lütfen bu Nazım mı, Nedim mi, neyse işte, bu adamın peşine tabii düşelim. Bu adamı bulalım. Bu adam bize konuşsun. Soy ismini de bulmaya çalışsın. Soy ismini de bulsun bu adamı. Biz onu buluruz. Buluruz. Kesinlikle. Ama bu adamı bizimle konuşması lazım Nazım'ın. Onu bir eliyor muyuz yoksa daha mı çok işin içine katıyoruz? Konuşmadan sonra Serap Hanım, belli olacak. Bir araya gidelim. Şahin Ayar, hasretini çektiği kızının kendisinden olmadığını iddia etti. Canlı yayında kızından, eski eşinden ve kendisinden DNA için örnek alındı. Aynur hemşire gelecek, kanlarınız alındı ama ağız içi sürüntü alınacak. Küçük kızın babası kim çıkacak? İşin ikinci kısmı olan DNA kısmına geçilecek. Kim kime şiddet uyguladı? Önce şiddet olayı çok önemli, bu evlilikte yaşandığı iddia edilen. Şahin kızına kavuşabilecek mi? Şahin'in kızı da bu binada, stüdyo dışında bir yerde. Şahin kızıyla kavuşacak. Şahin Ayar, hasretini çektiği kızının kendisinden olmadığını iddia etti. Canlı yayında kızından, eski eşinden ve kendisinden DNA için örnek alındı. Aynur hemşire gelecek, kanlarınız alındı ama ağız içi sürüntü alınacak. Küçük kızın babası kim çıkacak? İşin ikinci kısmı olan DNA kısmına geçilecek. Kim kime şiddet uyguladı? Önce şiddet olayı çok önemli, bu evlilikte yaşandığı iddia edilen. Şahin kızına kavuşabilecek mi? Şahin'in kızı da bu binada, stüdyo dışında bir yerde. Şahin kızıyla kavuşacak. Efendim, şimdi ben Mahsun Bey'i tekrar buraya, bu koltuğa aldım. Çünkü programın başında söylemiştim. Bugün programımıza uzman psikolog, aile terapisti Tuğba Hanım gelecek diye. Tuğba Yağan. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Şimdi aslında Tuğba Hanım'ın buraya geliş sebebi, Şahin'i biliyorsunuz, çocuğuna kavuşmak istiyordu. Dün burada DNA örnekleri alındı. Efendim bugün yine Şahin'in ayrıldığı eşi katılmak istediği yayına. Tekrar onu da yayına alacağım. Çocukla da görüşmek için geldi Tuğba Hanım. Ancak bugün enteresan bir konu çıktı ortaya. Dayak yemeyi seven bir karım vardı benim. Dayak atmadığım için ayrıldık. Çünkü beni çok aslında kışkırtıyordu dövmem için. Ben de dövmemeye çalışıyordum diye. Ya nasıl olur böyle bir şey derken, size şunu söyleyeyim. Onlarca telefon gelmiş. Benzer olayları yaşadığını söyleyen. Tabii. Şimdi bu ne demek? Bir insan neden dayak yemek ister diye ben hemen Tuğba Hanım'a soracağım. Bunun altında ne var? Doğru söylüyor olabilir mi Mahsun Bey? Aslında böyle vakalara biz de şahit oluyoruz. Çok fazla olmasa da. Bunun klinik tanımı şöyle. Mazoşist kişilik bozukluğu dediğimiz bir kişilik bozukluğu tanısı bu. Bu aslında bunun temelinde çocukluk dönemi yaşantıları yatıyor. Çocukluk döneminde anne ve baba tarafından cezalandırılma, evet, ve şiddet görme karşısında kişi kendi suçluluk duygusunu hafiflediğini hissetmişse eğer,
ve suçluluk duygusundan da kurtulduğunu düşünüyorsa, bir yerde o çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine geçtiğinde haz duygusunda bozulma deriz biz buna. Ve hem cinsel yönden hem fiziksel acı yönünden kişi bunun yoğun bir şekilde hissettiğinde duygusal olarak hafifler. Ama altında yatan başka şeyler de var. Evet, suçluluk, zayıflık, kişinin çaresiz hissetmesi. Kendini değersiz bulma mı? Evet, kişi kendini değersiz bulduğunda. Hatta Allah. Sorumluluklarından kaçtığında bile kişi buna çok eğilimli olabiliyor. Ama bunun tek bir altında sebep yatmıyor. Yani anne baba yaşantısı, hani anne babayla deneyimlediği o ilişki tam temeli oluşturan bir durum. Bunun dışında kurduğu ilişkilerde karşı taraftan, yani partnerinden şiddet gördüğünde ya da fiziksel bir acı yaşadığında, eğer bundan ciddi bir haz alıyorsa, ayaklarına falan kapanıyormuş. Evet. Hani bir iki sefer diyor, ben de diyor hani az vurdum bir şey. Ama duygusal kurtuluşu gibi düşünün. Sonra şey, ayaklarına kapanıyormuş, yani şükran, minnet duyuyor yani. Evet, burada kişi de şu oluşuyor. Evet, beni suçluluk duygularımdan kurtardın. Beni hayattaki sorumluluk duygumu hafifletiyorsun. Ben evet böyle güçleniyorum. Çünkü kişi zayıfken maalesef dediğim gibi bu bir kişilik bozukluğu. Yani sağlıklı düşünemeyen bir zihin yapısı. Ve ciddi anlamda tedaviye ihtiyacı var. Tedavisi mümkün mü? Evet, tedavisi şöyle mümkün. Hafifletilerek ve hani hem psikiyatristle bir ilaç tedavisi hem de psikoterapiyle geçmiş yaşantısındaki o çocukluk travmaları her ne ise, çünkü bu çocukluk travmaları olmadan da oluşabilecek bir durum değil. Hayır, ortaya çıkabilecek bir durum çok değil. Çok özür dilerim. Senin karın annesi babasıyla yaşadığı Fas'ta, kendi evinde dayak yediğini söyledi mi hiç? Yani şöyle, ailesi babası falan şiddet uygular mıymış ona? Söyledi işte, ablam da sana anlattı ya, yani işte annem saçlarımdan tutardı, sürüklerdi. Annesi benim anneme anlattı, işte ben bunu tokatlıyordum, dövüyordum. Yani bunlar ispatlı bir şey. Ben demin iddia ettim yani. Hatta size dedim ki bakın şurada Mahsun. Adım Mahsun dediniz. Ben çok iddialı bir insanım. Yani bütün Türkiye geneli karşıma çıksa yenilecektir. Asla yani benim konuştuklarım hepsi %100 iddialıyım yani, ki doğrudur. Hiç beni kimse yani burada yalancı çıkaramaz. Çünkü ben çok iddialı bir insanım. Ben bir şey eklemek istiyorum. Sevim. Buyurun Tuğba Hanım. Anne tarafından, işte anne baba ya da işte abla, her kimse, büyükleri tarafından şiddet görmüş bir çocukluk dönemi geçirdiğinde, şimdi size şöyle bir örnek vereceğim. Anne ve baba tarafından şiddet görmüş ama büyüdüğünde ve yetişkin olduğunda iki tip insan vardır. Bir, anneyi babayı affedici olan, hiç öfke duymayan yetişkin insan profili var. Bir de anneyi babayı affedemeyen, onlara gizli öfkesi olan ya da bunu dışsallaştıran, dışına yansıtan ve anne ve babayla mesafeli ilişki kuran yetişkinler var. Değil mi toplumda? Evet. Hepimizin içinde. Burada Mahsun Bey'in eşinin şöyle bir durumu söz konusu olmuş. Biz pozitif anlam ve negatif anlam yükleme deriz yaşadığımız olumsuz olaylarla baş edebilmek için. Muhtemelen karısı da yaşadığı o şiddet ve kötü hissettiren olaylarla baş edebilmek için zihni bir yerde bir çarpıtmaya uğruyor ve yüklediği anlam şu oluyor. Ben suçluyum ki, beni dövüyorlar. Evet, annem babam beni sevmesine rağmen bana vuruyor. Ve ben bu şekilde temizleniyorum, aklanıyorum, affediliyorum, hafifliyorum. Hatta, ve yaptığı suçu da tabii Tuğban, belki hatta ilgi görüyorum. İlgi bana yöneliyor, dayakla bile olsa. Tabii bunu hazda çeviriyor zaten. Evet. Aslında suçluluk hissi bir yerden sonra zihin düşünceleri çarpıttığında, yani o zihin sağlıklıyken sağlıklı olmayan bir duruma geçtiğinde bu sefer haz almaya başlıyor. Neden? Tüm suçluluklarını atıyor, hafifliyor, o zayıflığı kalmıyor. Neden? Çünkü o mağdur oluyor. Mağdur olduğunda artık zayıf olmuyor. Yapan zayıf oluyor. Ona göre, yani bu tarz kişilik yapısında. Bir de mesela Mahsun Bey'i de tabii bir taraftan test ediyoruz. O her ne kadar benim adım Mahsun, ben şu doğrucuyum dese de, tabii ben tanımıyorum Mahsun Bey'i. Söylediklerinin %100 doğru olduğunu bilemem. Onu göreceğiz zamanla, karısı falan ortaya çıkınca, eski eşi. İşte ben de kendimi doğrulamak için zaten buraya gelmişim. Çok çevreden yani inandırıcı gelmedi. Bak siz yani bir sunucusunuz, okumuşsunuz.
Yani bu seyirciler dahi hiç kimse inanmadı, inanmaz da yani. Yo, hayır. Çok şükür ki geldiniz, ben evet, çok rahatladım yani. Bundan sonra inşallah kişilik yapısına sahip olan normal olmayan sağlık. Şunu da soracağım yine Mahsun Bey'i teyit etmek açısından. Diyor ki hiçbir şey yokken ortada, gün içinde hani normal hayat sürerken o kadar beni tahrik eden, kışkırtan şeyler yapıyordu ki sırf onu döveyim diye. Hani resmen çileden çıkarıyordu beni diyor. Bu doğru mudur? Siz, olur mu böyle bir şey? Dövdürmek için. Maalesef doğru. Aa. Sebebi şunu düşünün. Size haz veren, bana haz veren, bizlere haz veren neler var? Zaten işte burada kişilik yapısı sağlıklı olmadığı için gerçekten kişilik yapısının bozulması bu. Ve kişinin haz duyma dürtüsünün tamamen değiştiğini ve bozulduğunu düşünün. Yani kişi bunu yaşamaktan zevk alır hale geliyor. Orada dediğim gibi ona ağır gelen, geçmişte baş etmekte zorlandığı o kötü işte değersizlik, zayıflık, suçluluk hisleri, cezalandırılarak hafifleme hissi ve kendini güçlü hissetme ve iyi hissetme hali, bu hazzı buradan alıyorsa eşini tahrik edebilir bu noktada. İlk defa karşımda böyle gerçek ve bilinçli bir insan gördüm. Ben bugüne kadar yani insanları inandıramadım. İnsanlar bana çok cahil geliyor. Yani bana da çok aşırı sıkıntı verdiler. Bu konuyu anlatamadım yani. Size teşekkür ederim. Yani rica ederim, ben söylemem gerekiyor. Ama bu işi de zaten ancak uzmanı anlatabilirdi. Şimdi ben ne desem boş. Ama bana göre şiddet. Yani olamayacak, kabul edilemeyecek. Ama olay ki başka bir şey tabii. Ben ama saygı ben duyuyorum. Ben yaşadım yani, ben gerçekleri yaşadım. Benim sadece, ben her şeye çok şüpheyle yaklaştığım için acaba Mahsun Bey bize böyle bir hastalıktan haberi oldu, araştırdı, buldu. Yarın karısı bağlanıp da çocuğunu arıyor ya, ben ona çocuğumu vermem. Çünkü o dayakçı bir adam deme ihtimaline karşı bir kılıf mı hazırlıyor diye ben bunu düşünürüm. Her ihtimali düşündüğüm gibi bunu da düşünürüm. Öğrenirsin. Oradan buradan artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Onun için ama sen de bu dediğin kadını 5 sene falan berabersiniz. Bazı noktalarda da çok iyi anlatıyorsun ve çok da aşık olmuşsun. 5 yılda o aşkın kendisi sürmüş. Bana çok çok daha ileride aşıktı yani. Bayılıyordu bana yani. Böyle kendisi beni kıskanıyordu. Ama sen onu dövmesen aşık kalmazdı sana o. Tabii yani dövmediğim zaman saldırıyor yani resmen. Ama dövmüşsün işte sen de. Siz madem Mahsun Bey, o zaman size şimdi bir soru soracağım. Siz tabii madem ki işinizin durumunun vahimliğinin farkındaydınız. Niye tedavi? Onun isteklerini yerine getirmek yerine, ona şiddet uygulamak yerine neden onu bir doktora götürmediniz? Bana dedi ki... Ya da götürdünüz mü? Öyle sorayım. Şimdi bana dedi ki bunun tedavisi yok dedi. Yani bu doğuştan olan bir şey dedi. Yani geçici bir şey değil dedi. Ben ona sordum. Yani yine yarın o bir gün televizyon şeye buraya uğrayabilir. Onun kendisi bana dedi ki bunun peki tedavisi... size bir şey daha soracağım. Tabii. Siz eşinize şiddet uygulamaktan hoşlanıyor muydunuz? Hayır, kesinlikle şiddet uygulamayı sevseydim ben onunla devam ederdim. Kendisi üniversite mezunu. 1.75 boylarında, çok da güzel bir hanımefendi. 4 tane de dil biliyor. Ben bu yaşımdan, ben ilkokul mezunuyum. Böyle bir eşi bulmuşum. Bulmuşum kaybetmek da istemediğiniz için de eşim benden ne istiyorsa hepsini yaptım diyorsunuz. Hepsini böyle %100 yani hiç. Boşandınız. Neydi boşanma sebebiniz? İşte dayak at diyor bana. Beni yani o dayak atmam için de beni böyle çileden çıkarıyor. Kendim de diyor çileden çıkmam lazım. Beni sinirlendireceksin. Tam böyle sinirler benim tepeme gelecek. Ondan sonra döveceksin diyor, tokatlayacaksın. Yani yumruk falan, tekme yok. Sadece tokat yani yüzüme. Orta boy yani, bunun da milim ayarları var yani. Ne böyle, çok hızlı ne çok yavaş. Hah. Nasıl mesela? Şöyle şöyle. Böyle. Ha böyle. Böyle şakalaşır gibi yani. Ama burada ama, peki ama karakola onu gitmeyi, daha raporunu işte 8 ay kadı sığınma evini falan nasıl açıklıyoruz Mahsun Bey? Bu orta boy tokatlarla bir sadomasohist i̇şte oyunla falan nasıl açıklayacağız? Demek ki iyi dinlemediniz beni. Beni bu duruma soktuğunda ben bunu mahkemeye verdim. Yeter dedim. Ama o sizi vermiş olmalı. Yoksa niye yani, şimdi ben karım bana kendine dayak attırıyor diye mi mahkemeye verdiniz? O yüzden mi sığınma evine? Yani bu çok mantıklı gelmiyor. Bu mantığı açıklayamıyorsunuz. Yani niye polis onu kadın sığınma hocam, evine götürdü? O beni mahkemeye vermedi ki. Demek dinlemiyorsunuz yani beni.
Bakın ben size diyorum ki burada ben yenilmeyeceğim. Yalan söylememiş olacağım. Burada yani sağ olsun psikologumuz geldi, her şeyi ortaya döktü. Bunu ben yani mahkemeye verdim. Beni kışkırtıyor diye yani beni tahrik ediyor. Dayak atmaya zorluyor dedin. Zorluyor beni, tahrik ediyor. O yüzden dayanamadım. Ben size dedim ki Kur'an'a el bastım, buna zararım zarar vermeyeceğim. Bir de bunu 6500 kilometre fas. Kadın savunma evine niye gitti? Allah Allah, ben anlatıyorum işte. Var mı böyle bir tabii, durum? 8 ay kendisi evet, ifade etti. Sözde ama Mahsun Bey bunu sağlamış, yani sığınma evine yani yerleştirilmesini. Yani dayak attırıyor bana kendisine diye polislere teslim ediyor. Polisler sığınma evine götürüyorlar. 8 ay bir de kalıyor yani öyle. Çünkü bu tip kişilik bozukluğu olanlar bir hafta bile sizin aşkınıza dayanamazdı. Yani bir Leyla Mecnun durumu var. Peki nedir? 8 ay sığınma evinde kalmış. Ben bunu evden kovuyordum yani. Çek git. Siz mi gönderdiniz? Sizin isteğinizle mi oldu? Beni rahat bırakmıyor yani. Kavgaya tehlike ediyor. Eşiniz peki sığınma evinde kalmak için mi böyle bir sebep söylemek zorundaydı? Eşim tarafından dayak yiyorum diyerek mi? Hayır o beni şikayet etmiyor. Mahsun Bey şöyle mi oldu? Şimdi bu kadın burada gurbette ya. Sen de evden gitsin istiyorsun ya ama sokakta da kalmasın istiyorsun. Bir şekilde onu sığınma evine yerleştirip yani daha güvenli olsun diye mi öyle bir yol? Hem daha güvenli yani polislere ben mahkemeden çıktığımda polisleri aradım. Gelin alın dedim onu yani. O mahkeme ne mahkemesiydi? Boşanma. Yani ben bunu şikayet ettim. Ben mahkemeye verdim, boşanmak istiyorum. Sonra da eve gelmesin diye. Eve gelmesin diye kurtuldum. Yani dayanacak halim kalmadı. Ben bayılacağım. Döv nereye kadar? Dövmedim, dedi. Dövmüyorum. Zaten dövsem gitmez. O ama 5 sene sürdüğüne göre sen... O bana yapışıyordu zaten. Aman ben seni bırakmayacağım. Siz eşinizin isteklerini, yani bu tarz mazoşist isteklerini kabul etmediğiniz için ve artık yorulduğunuz için boşanmak istediniz. Davayı siz açtınız. Evet. Ve siz boşandınız. Aynen. Şimdi ne istiyorsunuz? Şimdi çocuğum var onu. Çocuğu götürmüş. Yani benim eşimle şu anda istiyor. Hiçbir şey Tuğba yok. Hanım, bir dakika Tuğba Hanım, peki şimdi bu kadın 8 ay sığınma evinde kalıyor ya. Dayak yemeden nasıl yaşıyor? Sadece partnerinden mi istiyor bu dayağı? Yok hayır. Yani eğer... Onun dışında konuşuyoruz. Kavga çıkarabilir. Yine kendini şiddete uğratabilir. İtip kakılmak ister. Çünkü bu zaten dürtü bozukluğu bir yerde de. Yani kişi kendini kontrol edemiyor. O yüzden muhtemelen başkalarına da yani annesiyle yaşasa, babasıyla yaşasa, arkadaşlarıyla da olsa kendini başını belaya sokabilir diyeyim size. Kendini dövdürtüyor bir şekilde. Başını belaya sokabilir, evet. Çok acayip. Ve tedavisi mümkün. Eğer bunu yapmıyor yani bunun için ona göre diyeyim artık onun adına konuşayım. Elverişli bir ortamı yoksa yani onu... Hani tahrik ettiği kişilerden istediğini alamıyorsa eğer kişi daha mutsuz. Kendi içindeki suçluluk duygularıyla. Enerjisi düşük. Daha zayıf hissederek evet. Şimdi hazı bir insan, hepimiz için geçerli. Haz seviyemiz düşük olduğunda enerjimiz. Daha depresif oluruz. Enerjimiz düşük olur. Daha mutsuz oluruz. Bizi mutsuz eden işte sebepleri düşünürüz. Suçluluk hislerimiz geri döner. Kendimizi daha çaresiz hissederiz. Yani hangi konularda çaresiz hissetmişsek hepsini tekrar bir geri hatırlarız. Zihnimiz bir flashback yaşatır bize. Bunlarla da duygusal olarak baş etmekte zorlanıp ciddi bir depresyon yaşayabilir. Yalnız şurada bunu hatırlamak lazım gene. Hanımefendi gelmiş, tamam fastan gelmiş gurbette ama 5 senedir evliydiniz. Komşular ona sahip çıkmaya çalışıyordu. Geliyorlardı, sizi uyarıyorlardı, hatta dövüyor musun bu kadını diye. Ve şu anda da ne kadar olmuştu boşandığınız? Çok olmadı herhalde. 3,5 sene. Ve şu anda da yine Türkiye'de başka bir beyefendiyle evli. Yani demek ki Türkiye'de kendisine bir çevre ve hayat kurabilecek seviyede ilişki kurmuş etrafla. Ama bunu yani sağlıklı derece... bilemeyiz. Yani bunu karşı tarafa her konuşmadık kurulan ama. İlişkinin tabii bu arada tamamen işte iddia doğrultusunda, tamamen iddia doğrultusunda yorumluyoruz. Karşı tarafı da bir dinlemek gerekiyor tabii, bu noktada. Tabii ki. Ama eğer beyefendinin söylediği gibi ise her şey ikinci evliliğinde de aynı isteklerde devam ediyor ve devam edecek. Tabii tedavi. Belki de aradığını buldu ve o kişi de o bir dayak attı. Evet, bu sefer bizim bu şekilde konuşuyor. İnanamıyorum. Şimdi Mahsun Bey ile ilgili beklediğimiz şey eski eşinin bir şekilde ortaya çıkıp 3,5 yaşındaki çocuğunu göstermesi.
Bütün bunlar. Bu arada evlendin mi Mahsun Bey sen? Ben evlenmedim daha. Daha evlenmedin ama evlenme hazırlığındasın. Şimdi... Çok düşündün ya. Neyse, bunu pazartesi konuşalım. Tamam. Biraz düşün sen bunu. Tamam. Evlenecek misin, evlenme hazırlığında? Ben tabii ki yani acele ediyorum yani. Tamam. Çocuklarım için özellikle çok acele ediyorum. Tamam. Ama, peki. Tutturamadım daha. Şahin Bey'e geçiyorum. Şahin Ayar, hasretini çektiği kızının kendisinden olmadığını iddia etti. Canlı yayında kızından, eski eşinden ve kendisinden DNA için örnek alındı. Aynur hemşire gelecek, kanlarınız alındı ama ağız içi sürüntü alınacak. Küçük kızın babası kim çıkacak? İşin ikinci kısmı olan DNA kısmına geçilecek. Kim kime şiddet uyguladı? Önce şiddet olayı çok önemli, bu evlilikte yaşandığı iddia edilen. Şahin kızına kavuşabilecek mi? Şahin'in kızı da bu binada, stüdyo dışında bir yerde. Şahin kızıyla kavuşacak. Evet, burada biz tabii dün güzel bir şey yaptık aslında. 3 yıldır aşağı yukarı görmediğini söylediği, 2,5-3 yıldır görmediğini söylediği kızıyla, her ne kadar stüdyoda, öbür stüdyoda da eski eşi vardı, bugün de var. Ona da bir merhaba diyeyim öncelikle Fatma'ya. Merhaba Fatma. Merhaba Serap Hanım. Dün bu baba kız buluşması gerçekleşti. Evet. Şimdi bu zaten hep olması gereken, yasal haklar gereği de olması gereken bir şeydi. Ama araya bazı olaylar girdiği için gerçekleşmemişti. Biz öncelikle baba kız buluşmasını bir ekrana getirelim. Ama orada da benim de gözlemlediğim, zannediyorum Tuğba Hanım'ın da gözlemleyeceği, çocukla da konuştu, anneyle de konuştu. Sorunlu, problemli bir buluşma gerçekleşti. Bunu siz de fark edeceksiniz zaten. Buyurun izleyelim. Şahin Ayar minik kızını yıllardır görmüyordu. Üstelik aklında çocuğunun kendinden olmadığına dair şüpheleri vardı. Gerçeğin peşinde Şahin Bey'i hasretini çektiği kızıyla bir araya getirdi. Babasını istemedi. Niye istemiyorsun? İstemiyor beni işte. Zorla mı? Zorla değil. Ben seni görmek istiyorum. Özledim seni. Ama seni sevmiyorum. Ben seni seviyorum. Seni özlüyorum. İstiyorum. Ben sevmiyorum seni. Ben istemiyorum ama. Niye sevmiyorsun beni? Sevmiyorum. Görmek istemiyorum seni ya. Çok üzgünüm. Çocuğuma sarılmak isterim. Keselim. Gerçekten benim tüylerim diken diken oldu. Bu buluşmada kim suçlu? Kim suçlu? Ben sadece şu kadarını söyleyeyim Tuğba Hanım size. 2014 yılında boşanma gerçekleşiyor. Hı hı. 4 yıldır aslında çocuk anneyle birlikte. Annenin yeni bir evliliği var. Bir de orada kardeşi var. Çocuklar nefreti kendileri mi keşfediyorlar? Sevmemeyi kendisi mi seçti Şahin'in kızı? Ne kadar güzel bir soru sordunuz. Neden diye sorarsanız. Programa girmeden önce videoyu bir izledim. Hatta çocukla ve annesiyle ve şimdiki işte annesinin, şimdiki babam dediği çocuğun, şimdiki babam diye tanımladığı üvey babasıyla da görüşme yaptım. Şimdi önce sadece videoyu yorumlayacağım. Videoda çok öfkeli bir çocuk var. Nefret diyemem. Nefret çok daha şiddetli, daha yoğun bir duygu.
Çünkü o daha 9 ya 10 yaşına girecek bir çocuk ve nefret duygusunu kaldıramayacak kadar küçük. Bu yüzden babaya öfkeli ve kızgın demeyi daha çok tercih ediyorum. Biraz yumuşatacağım size de. Fakat burada maalesef babasını suçlayan bir kız çocuğu var. Yani baba bir şeyler yapmış. Ne yapmışım acaba? Söyleyeyim mi açıkça? Söyleyin efendim. Kızınızla konuştuğumda, bu arada inanılmaz akıllı bir kız. Kendini ifade edebilme becerisi bir uzman olarak söylüyorum. Çok iyi. Zeka düzeyinde tabii ki bir teste tabi tutmadım ama iyi yaşına uygun olduğunu düşünüyorum. Bir çocuk 3 yaş itibariyle hafızaya kaydeder. Her gördüğünü, her yaşadığını aile içinde ve aile dışında. Biz galiba 6 yaşında, 5,5 yaşında ayrılmışsınız. Bu çocuk 3 yaştan 6 yaşa kadar olan o evde her ne yaşandıysa her şeyi hatırlıyor. 3-6 yaş arasında ailede şiddet yaşandı mı? Eşinize şiddet uyguladınız mı? Ya şiddetli tartışmalarımız oldu eşimle. Şiddetli tartışma dediğimiz hayır. İçinde fiziksel şiddet. Olmuştu ben. Evet. Çünkü bunu soruyorum. Fatma'ya da sorabiliriz. Fatma. Evet Serap Hanım. Sen ağlıyor musun Fatma? Evet. Ben istemezdim böyle bunların bu şekilde yaşanmasın. Evladımı ne olursunuz düzgün bırakın. Hayatını yaşasın o. İleride illaki baba görecekse babayı bulur o. Lütfen okul hayatı. Doğru bir yaklaşım mı? İleride büyüyünce isterse babayı bulur yaklaşımı doğru mu? Şu an doğru. Çünkü o şu an 10 yaşında ve babaya çok kızgın. Çünkü gözlerinin önünde baba anneye, çocuğun iddiasına göre her gün vurmuş. Hayır, her gün ben... Hemen her gün. Hayır. Evet. Hayır, kesin çocuğun, evet. O zaman şöyle söyleyeyim. Çocuğun algıladığı şey... Bunlar da kendi Fatma annesi öğütlemiş bu çocuğu. Öyle bir şey yoktu. Çocuk çok iyi hatırladığını söyledi. Hayır. Bu arada. Ve bunu söylerken ağlamaya başladı. Hayır çocuğu... Bunlar benim gözümün önünde anneme öğütlemiş. Söylediğini söylüyorum, aktaracağım size. Benim gözümün önünde anneme her gün vuruyordu. Hayır. Ama bunu inanılmaz içli bir şekilde ağlayarak hayır, söyledi, öyle anlattı. Kesinlikle... Yok, bu arada bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle efendim, burada amacım bu kadını öt şey sizi yapmış. Suçlamak değil. Amacım evet. Sizin içinde Allah ve kızınız içinde, anne içinde hem orta yol hem de bir çözüm bulmak. Yani amacım kesinlikle sizi suçlamak değil. Bu yüzden sizden isteyeyim. Savunmaya geçmenizi istemiyorum. Sadece olan neyse yani bir sorunu çözebilmemiz için sorunun kaynağını bulursak, kaynağı değiştirirsek ancak o sorun zaten sorun olmaktan çıkar. Kaynak... Ama siz sadece reddedip bana bunun yerine gerçekçi başka bir şey söylemezseniz burada ben sadece konuştuğumla kalırım. Yok. Çocuk da orada ağladığıyla kalır. Siz de istediğinizle ve ulaşamadığınızla kalırsınız. Kaynak şu. Yani benim ayrıldığım kişinin ailesi tarafından evime çok karışılma oldu. Yani kadın sanki bizi yönetmeye gelmiş. Yani biz başımıza bir çoban arıyormuşuz gibi. Seni annen ve bacıları yönetti. Kimse sizden. Değil. Ben çocuğunuzla ilgili şeyi, bir şey çocuğumla istiyorum. Ilgili... Çocuğun hatırladığı şey şu. Ben o zaman toparlıyorum. Evet. Daha düz söyleyeceğim. Tamam. Serap Hanım çocuğun söylediği şey şu. Şu an babayı sevmediğine inanıyor. Bakın sevmiyor demeyeceğim. Ama sevmediğine inanıyor. Çünkü şu anki hissettiği bu. Çocuğumu doldurmuşlar bana karşı. Çünkü ben çocuğumu göremiyorum. Sormam lazım. Lütfen. Evde bir üvey anne ve baba var ve ona baba deniyor. Evet bu arada şimdi... Bu doğru mu peki? Ben baba demesini istemiyorum bir başkasının çocuğuma. Benim çocuğumsa eğer. Ben şimdi şöyle çocuk kimde... Baba arıyor. İdeal babayı, ideal zihnindeki o ideal resimde... Çocuk kimde ideal babayı görüyorsa ona bunu söylemesiyle ilgili hayır sen bu kişiye baba diyemezsin çocuk, gibi bir yaptırımda bir zorlamada bulunamazsın. Çocuk benim bulunmak yanlış değil. Çocuk benim yanımda kaldığı sürece mesela hiç anne diye ağlamazdı. Mesela arada sıra ağlıyordum ya. Hı hı. Kardeşim kardeşim niye kardeşin diye ağlıyorsun kızım dedim ya ne oluyor falan. Baba dedi sen bana dedi kardeşimi göstermeyecek misin? Ya dedim öyle şey olur mu kızım dedim ya ben sana niye kardeşini göstermeyeyim? Zaten bak bugün dedim kalacaksın. Yarın işte saat 5 gibi, pazar günü 5 gibi ben seni göndermek zorundayım. Çocuğun yasal dünyası. Çerçevem bu. Şimdi daha da önemli bir şey var. Bir nokta var yalnız. Bunu da hemen altını çizmem lazım. Dün burada biliyorsunuz Şahin'den DNA örneği alındı. Çünkü Şahin'in kafasında bazı şüpheler var. Evet. Çocuğun kendinden olmayabileceği yönünde. Bununla ilgili de
bunu dile getirdi. Evet. Ve tabii biz Fatma'ya da sorduğumuzda ben çocuğumu alır gelirim istediğiniz gibi istediği gibi test de yapılsın benim alnım ak dedi. Ama şimdi bunlar yaşandı ve önümüzdeki hafta bu sonuçta açıklanacak. Hı, ve bundan çocuğun haberi var değil mi Serap Hanım? Bunun haberinin var mı? Olmamasını anne ve evdeki baba dediğimiz figür sağlamalıydı. Hı, hı. Çünkü babayla biz bu yayını arası... yetişkinlere yapıyoruz. Evet çünkü evet çünkü babayla arasında zaten böylesine kopuk bir ilişki varken çocukla baba arasında bir de babanın hem sahiplenmeye çalıştığı çocukla ilgili bir de şüphesi varsa ve bunu da çocuk da öğrendiyse vay halinize diyorum ya, şu an için. Fatma bunu çocuk nasıl öğrenmiş olabilir? Bunu nasıl öğrendi Serap Hanım? Öğrendi arkadaşım ama değil aradı mi? Beni. Dedi ki babası televizyona çıktı. Böyle böyle söylüyor dedi. O sırada o tuvaletteydi zaten. Tam ben açarken o girdi içeri. Lavabodan içeriye girdi ve o açıklandı. Yani ama kapatmayı... işte açmamalıydın. Akşam... tekrarını internetten izlemeliydin. Yani bunları biz bu yayınları yetişkinlere yapıyoruz. Doğru mu? O zaman şöyle söyleyeyim. Kızıyla, yani kızla, küçük kızla konuştuğumda Safiye değil mi? Onunla konuştuğumda eve gittiğinde laptop'tan yani bilgisayardan yayınınızı izlediğini söyledi. Biz aslında 5 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsetmiyoruz 4 yaşında. Biz 10 yaşına girecek tam olgunluk yani altın çağına girmiş dediğimiz bir çocuktan bahsediyoruz. Bu yüzden evet bu hani bir şekilde aile durumunu burada çözümlemek istiyorsa bu durumlarla da yüzleşecekler mecburen. Ya Serap. Ben kısada... Yani evet sıkıntı olacak sizin için bu evet. DNA testini kısadan... istemeniz. Çocukla aranızda sıkıntı olacak evet. ilişkinizde. Kısadan ise ben şunu söylemek istiyorum. Yani ben çocuk benim çocuğumsa ben çocuğumu kabullenmek istiyorum. Kadın evlenmiş gitmiş Allah mesut etsin. Aradan 6 ya şu an 10 yaşında 6 senelik ilişki yaşamışsınız. Neden bunu o süreçlerle düşünmediniz de bunu şimdi eşinizle evliyken ve çocuğunuzu bir de üzerine isterken bunu şimdi çıkarıyorsunuz? Ama bana sürekli zorluklar yaşatlar hanımefendi. Yoksa amaç bunun ardında yatan şey şu mu? Siz kendiniz istediğiniz gibi bir şeyler olmuyor diye... Eski hayır, eşinizin hayır. mi acı çekmesini istiyorsunuz? Kesinlikle öyle değil. Hayır, aslında Tuğba Hanım biraz anne ve evdeki görünce de biraz kafasını karıştırmış. Yok, hayır ben şimdi... öyle anlıyorum ben. Öyle. Boşanma mevzusuna gelebilir miyim? Ben tamamen farklı bir açıdan yani kendi uzmanlığımla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi çocuk hakları bizim anayasamız hükmündedir. Çünkü her türlü imzamız kabulümüz vardır. Dolayısıyla çocuğun üstün menfaati her türlü yararın üzerindedir. Tamam. Sizin... görmek istemeniz eğer çocuğa zarar veriyorsa hiçbir şey ifade etmez. Yani hiçbir kanuni hak sağlamaz size. Önemli olan çocuğun yararıdır çünkü. Ve bu durumda siz diyorsunuz ki bir süre bütün ben de doğru olanı işte söyleyeyim. Uzman, ben de size uzman destek kişi ya ben... eğer görmesi zararlıdır bir süre diyorsa mahkeme görsün illa diyemez. Çocukla olan görüşmem sonrasında kararımı size söyleyeyim mi Serap evet. Hanım? Herkese de paylaşayım. Şahin Bey, sizden biraz sabır isteyeceğim. Tamam. Ama bu esnada her hafta kızınızı telefonla da aramanızı istiyorum. Ama şu an için hazır değil. Evet. Kızınız sizinle görüşmeye özür dileyerek lafınızı kesiyorum. Lütfen. Ben ayrıldığım kişiye mesaj atıyorum. Diyorum ki hı-hı. çocuğu falanca marketin yanına getir. Hani reklam olmasın diye ismini söylemiyorum. O avukatıyla öyle konuşmuştuk, öyle anlaştık beyefendiyle. Arıyorum, annemi gönderiyorum. Hani ben çalışıyorum. Kendim çalışıyorum. Oraya çocuğu getirmiyor. Madem getirmeyeceksin de ki ben bu hafta çocuğu getirmiyorum. Veya göstermiyorum. Yok tabii tamamen direkt, ikinizin de birbirine direkt, bilgi vermesi gerekiyor. Orası ayrı. Ben bana düşen kısmı söyleyeyim ben, siz yine kendinize Ben eşiyle muhatap olmak zorunda değilim. Hadi çocuğun hatırına muhatap olayım diyelim. Siz çocuk için eşinizle iletişim kurmak zorundasınız. Eşi ama hatta onun eşiyle bile. Karşı tarafa da söyleyeyim. Hayır değil doğru mu? Onun eşiyle bile çok bazen. Çok pardon. Tamam eşiyle çok kurayım ben yok, şey diyorum. Yok eşine demeyeceğim. Yok hayır eşiyle. Serap Hanım o kadar da hani eğer mesaj atayım yani konuşmamız da şart. İletişime bu kadar hazır değillerse ayrıldığı eşinin şu anki eşiyle iletişim kurmak zorunda çünkü değil o da geçmek istiyor iletişime. O benim karım. Onunla bir konuşma yapacaksan benimle de yapabilirsin ya, gibi. Telekonferans denen bir şey var. Telefonla hoparlörü evet, verip de konuşabiliriz. Sıkıntı değil ki. Biraz ben çocuğumla konuşalım. Görüşmek istedim. Fatma. Efendim senin. Şimdi psikolog hanımın söylediklerini duydun. Evet. Duydum. Senin anne yüreğin ne diyor? Yani babasıyla bir süre görüşmemesi sabırlı olması gerektiğini telkin ediyor Tuğba Hanım Şahin'e. Ben de aynısını istiyorum Serap Hanım. Bu çocuk illa ki
eğer derslerinde zaten ileri bir şey psikolog hanım da gördü, konuştu. Sağ olun, teşekkür ederim. Ama bıraksınlar çocuğumu kendine. Yani şu an o dörde gidiyor. Yarın seneye ortaokula gidecek. Şu an puan durumları lazım ona. Ve takdir getirecek çocuğum bu sene. Düşünün, buraya gelmeden bir gün önce okulda hiç ders yapamadı. Ben çocuğumun karnesini görmedim geçen sene. Peki bir şey söyleyeceğim. Fatma, senden tekrar çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben şunu söyleyeyim. Peki kızının bir süre mesela terapi görmesi... kabul ederseniz size arada bir gelebilir mi? Elbette, elbette. Böyle bir şey nedir? Tabii üstlenirim. Tabii, gönderirim. Seve seve üstlenirim. O zaman Tuğba Hanım'a ben güçlü bir alkış istiyorum. Bu çok önemli. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz Tuğba Hanım. Birlikte bir ekip çalışması olur bu. En azından siz Fatma da anne olarak onaylıyor. Baba olarak herhalde sen de. Evet. Evet. Yani bunlar hepsi sizin menfaatleriniz tabii. için. Önce Vallahi çocuğun abi. Ama sonra sizin ilişkinizin tesisi için. Tabii. Zaman zaman da biz Tuğba Hanım'ı alırız, Şahin Bey'i alırız buraya. Deriz ki nasıl gidiyor görüşmeler? Elbette. Ne durumda kızımızla babanın iletişimi? Daha sağlıklı, temelini sağlam kurarsak hiçbir şekilde de sarsılmayacak bir ilişki kurmuş oluruz. İnşallah. Hadi gel zorla kızı çekiştirelim. Alsın gelsin sana. Ağlaya zırla. Bu değil ki. Yani icra yoluyla yapınca bu şekilde olur. Hayır, bu değil. Hayır, icra yoluyla çocuk çocuk istemek, çocuğu almaya yani çalışmak. Eşya alır gibi. Çocuğa zalimlik yapmaktan aynen. başka bir şey değil. Beni de üzüyor yani. Ve bu bencil bir isteğe dönüşüyor. Serap, ben seni göreyim. Evet, bu bencil bir isteğe dönüşüyor. Ben seni göreyim de sen ister mutlu ol ister mutlu olma. Çocuğunuz sizin evinize geldiğinde sürekli ağlayan ve mutsuz ve size kötü davranan bir çocuk olursa, hem anneniz hem siz ya da evde kimler yaşıyorsa, gerçekten mutlu olacak mısınız? Ay, hayır. Yoksa hayır. Evet, ben zafer kazandım. Bu hafta işte hafta sonları çocuk bende mi? Kesinlikle. Mesela en son almasını istemem. En son aldığımda çocuğu. Ben buna götür dedim. Çocuk anladım. Mesela kendi saçını başını yolmaya başladı. Karşı tarafa da yanlış lanse etmiş. Yani bir şeyler kataraktan hani kendi çıkar artık neyse. Ben yaptığım görüşmede tekrar soruyorum. Çocuğun da iddia aslına göre ya, saçının ben de dedim ki, babaanne tarafından yok, çekildiğini yok, ve babaanneye de kızgın olduğunu ve onu da sevmediğini kesinlikle ifade etti. Öyle bir şey yok. Bizim için burada amaç şu. Ben bir şey yapmadım. Fatma söyle, babaanne uydurmuş. Olarak ve baba olarak öncelikle yok. Çocuğun kalbini nasıl kazanırımı düşünmeniz hocam, gerekiyor. Hiç elimi bile sürmedim çocuğuna. Bak, zaten elini ağlıyor. Sürdürme istemedi. Ben dedim ki oğluma, madem ailesi bir komşu vardı Ramazan diye, Ramazan'a söyle. Bizim araba bozuktu. Götür dedim. Götür de geri getirdi. Niye geri getirdin dedim. Annesine babasına ulaşamadım dedi. Dedi. Çocuğu sabah götürdü. Sabah işte. Ben ayrıldığım kişinin telefonuna ulaşamadığım için eşine mesaj atıyorum. Serap Hanım, çocuğun eşim çocukla konuştuğunda ben çocuğu elimi sürmedim. Çocuk babaannem diye bir şey ad etmez. Bu zaten kesin bir bilgi değil. Bu çocuğun kendi kendi kafasını mı çevirdiğinden diyebilir. Size de şunları da söylemek isterim. Çocuğun babasıyla olan ilişkisinde babayı istememesinin şu anki sebebi, babayı 10 yaşındaki bir çocuk şu an affetmiyor. Çünkü babasını suçluyor ve babasının ona zaman zaman kızdığı şeylerde çok fazla alınganlık göstermiş. Aslında çocuğun sizi istememesinin sebebi anneyle olan ilişkisi ya da annenin ya da üvey babanın onu dolduruşu kesinlikle değil. Aksine ben anne ve hani yeni eşiyle de görüştüm. Hı hı. Destekliyorlar çünkü önemli olan onlar için çocuğunun mutluluğu. Sizin için de önemli ama olan ben, bu mu? Benim için de önemli olan o ama. Şimdi... O zaman sizden sabretmenizi isteyeceğim. Tamam. Ve her hafta telefonla aramanızı, kızını sizinle görüşmek istemezse sabretmenizi, eğer görüşmek istemezse... Ama ben arıyorum ama hanımefendi, ayrıldığım kişi beni meşgule atıyor. Hayır, bundan sonra ya olacak. Şahin, evet. Hocam bak, ben bir şey bugün yeni sana. Bir sayfa açıyoruz. Farkında mısınız? Evet. Fatma, sen de farkında mısın? Serap Hanım, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çocuğuma ben telefon alıyorum. Tamam. Bu saatten sonra. Eğer bakın, şunun sözünü de versin. Çocuğum açmak istemiyor. Meşgule verdiği zaman ısrarla her gün aramasın. Suçlama da yok. Ben suçlamıyorum. Her gün de aramıyorum zaten. Bana verilen yasal Peki, çerçeve. Fatma, burada kızın boşanma mesajları görebiliyor değil mi? Okuyabiliyor. Tabii. Mesaj tamam. yazabiliyor. Her şeyi yapabiliyor. O zaman baba, eğer yani kızın cevap vermek istemezse bile, baba yine de istediğiniz her zaman ona sadece güzel sözler söyleyin. Seni çok seviyorum. Sitem değil. Sitem asla değil. Seni görmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Bil ki baban seni çok seviyor.
Seni çok özledim. Az önce mesela... Beni görmeni çok isterim ama kesinlikle yaptırım değil bunu. Zorlama yok. Evet, aynen. Zorlama yok. Bir az de... önce mesela videoda da mesela ben sarılmak istedim, o bana sarılmak istemedi. Güzel ben şöyle... zorlamadım ama. Güzel şeyler söylemiş. Seviyorum diyor. Güzel. O buluşma sırasında ben seni seviyorum, özlüyorum. Evet evet. Bunlar farklı. Zaten bir de diyorsun ya ben kızıma şunu yapmadım, ben annesine bunu yapmadım. Ne yaptığın değil. Karşıdakinin ne algıladığına baksın. Evet, evet. Sen demek ki öyle şeyler yapmışsın. Çok kötü olmasa hocam, bile bir şey söyleyeceğim. Karşıdaki tarafından kötü algılanmış. Doğru mu? Doğru. Ne algılattığına bak sen. Tamam. Lütfen Fatma senden de ricam. Bak psikoloğa gidecek. Bak Tuba Hanım evet, çok evet, zaten kıymetli, bu yaşta bir çocuğun çok kıymetli bir uzman var. Ve bunu kabulleniyor, üstleniyor. Sakın bu fırsatı kaçırma. Çocuk psikoloğuna gitsin, ben derdini döksün. Okumasını istiyorum zaten. Tamam, babayla dediği gibi bu telefon iletişimi vesaire. Bir gün belki o diyecek ki baba buluşalım. Evet. Oraya belki gelmeyi bekliyoruz. Biraz sabretmesi gerekiyor Serap Hanım. Hani belki bu, Şahin Bey, belki bu 6 ay, belki bu 1 yıl. Sizden tek isteğim, en tamam. önemlisi de sevgi dilinizi göstermeniz dışında. Tamam. Çocuğunuza sadece sevgi gösterin. Çünkü babayı şöyle hatırlıyor. Öfkeli, ona kızan... yani şunu söylüyor mesela, çikolatayı parmağımla yediğim için bana kızdı, laptopa ayran döküldüğü için bana bağırdı ve 9 yaşındaki 10 yaşındaki bir çocuk gerçekten babaya bu yüzden küsebilir, olabilir. Sizden istediğim... Ya oyun hamuru almıştı şey... Bu arada doğru, kontrol edememiş olabilirsiniz, ben tekrar söylüyorum, sizi suçlamıyorum. Doğru, evet. Ama sadece kızınızı tanıyın istiyorum. Yani bir kız çocuğu, o sizin kızınız ve baba tarafından kıymetli hissedilmek istiyor. Bir de Tuğba Hanım şimdi yaşadığı evde üvey babayla olan ortamda daha sıcak, daha sağlıklı ilişkiler varsa evet. bir de kıyas yapıyor. Evet. Doğru mu? Yani burada da bir baba var, bir de orada kardeşi var çünkü. Burada bir baba var, belki bilmiyorum ilişkilerini ama eğer daha doğru, düzgün, sağlıklıysa neden benim babamla böyle bir sağlıklı ilişkim olamaz? Belki de bir kıyas da yapıyor. O zaman size şöyle söyleyeyim. Ben o samimiyeti hissettim. Tabii sizin için ne kadar gerçekçidir bilmiyorum ama Fatma Hanım'ın şimdiki eşiyle yaptığımda, kısa bir görüşme yaptığımda kızınıza olan sevgisini gözleri dolarak anlattı. Ve bu çok güzel bir şey. Kızımız için çok güzel bir şey. Çünkü şu an haftanın en azından 5 günü onlarla yaşıyor ve sevgi dolu bir ortamda büyüyor olmasından lütfen mutlu olun. Benim isteğim sizde de böyle bir şey yakalasın. Tamam. Hatta ne mutlu oluruz ki sizde de daha güzelini yaşasın. Çünkü bir çocuk sevgiye gider. Bir çocuk evet. şefkate gider. Bu demek değil ki çocuğu kuralsız. Bir şey işte... daha soracağım size. Şimdi bir çocuğun annesi babası ayrıldığında aradan 5 sene de geçse 10 sene de geçse hep o anne babanın bir araya gelme ihtimalini sever. Ya da ayrılmış bile ayrı bile olsalar onların bazı konularda uzlaşmış olduğunu bilmek ister, çatışma görmek istemez. Şimdi madem bu kızımız izliyor bu programı sonradan evet. şimdi burada bir anne babanın ayrılmış da olsalar bir uzlaşması var mı bugün programda? Kendisi için bir uzlaşma. Anne diyor ki evet psikoloğa göndereceğim. Evet kızıma telefon alacağım. Babayla iletişim kurabilsin diye. Baba diyor ki tamam diyor Tuğba Hanım. Ben sizin kararınıza saygı duyuyorum. Sabırlı olacağım diyor. Bu bir uzlaşma evet. mı? Evet, evet. Çocuk için güven verici bir şey mi bu? Bir güzel bir şey mi? Hatta ekranlarda söylüyorum. Kızımdan özür diliyorum. Şimdi de söyle. Hayır kızım. Ben de onu söyleyecek. Bir daha duyalım bunu. Şimdi kızına lütfen şuna bakarak söyle. Çünkü o eminim gene izleyecek. İçinizden ne geliyorsa. Onun kızım seni seviyorum. Sana da yanlış bir davranışım olduysa özür diliyorum. Ay canım benim. Evet. Bu mudur Tuğba Hanım? Bu mudur? Evet. En azından bir başlangıç. Evet, çünkü ben hani sizinle şu an böyle konuşuyorum ama kızınızla yaptığım görüşmede buna benzer ifadeler kullandım ben. Hani baban eminim ki çok üzülmüştür. Baban eminim ki daha dikkat edecektir. Size inanması gerekiyor. Çünkü inanmıyor şu an babaya. Yani ben mecbur kalmasam buraya çıkmak istemezdim yani. O yüzden. Bence bu çok samimiydi. Umarım çok. Kızınızın kalbine dokunmuştur. Bunu söylemekten vazgeçmenizi istemiyorum. Bu yüzden sizden sabır ve azim istiyorum. Fatma bir şey söyleyecekti galiba. Lütfen bunu eski karı kocanın birbirine öfke duyan eski karı kocanın savaşına
ve mücadelesine, üstünlüğüne, kaybetmesine asla falan. Evet, bu zafer ya da yenilgi değil. Ben kimseden üstünüm demiyorum. Hı-hı. Fatma, benim efendim, öyle bir iddiam yok. Bir şey söyleyecektin galiba. Evet Serap Hanım, bakın size tek bir şey söylüyorum. Çocuğunu kazanmak istiyorsa, bak ekranların önünde söz versin. Kendi de öfke kontrolüne gitsin. Kendi de psikiyatriste gitsin. Biz evliyken gittik. Çok mantıklı. Kendi gitti. Eşini de getir dediler. Verdiği ilacı kullanmadı ve beni de götürmedi. Yalan gidelim, söyleme gidelim. Ben kullandım. Ne verildiyse. Ben... Eşini de çağır. Gidelim dediler. Gelin demişlerse gidelim gidelim dedim. Gittin mi? Gitmedin. Beni de götürmedin. O zaman gideceksin. Önce psikoloğa kendin muayene ol. Kendi kendini düzelt ki o çocuk sana yanaşsın. Kızınızla olan ilişkinizde eşinizin daha doğru davranabilmesi, daha iyi bir ilişki kurabilmesi için psikoloğa gitmesini öneriyorsunuz. Bunu, evet. Değil mi? Evet. Ama bunu eşinizin istem, yani bunu ayrıldığınız eşinizin istemesi gerekiyor. Yani çocuğunu gerçekten kazan... bir değişim söz konusu olması için kişinin bunu istemesi gerekiyor. Bir de biraz önce dediniz ya Şahin'e, çocuğunuzun size inanması lazım diye. Evet. Evet. Belki sen de böyle bir istek duyar, öfke kontrolün problemin varsa bunu çözersen daha da inandırıcı ya, olabilirsin. Çocuklar affedicidir. Evet benim, tabii ki. Benim dün karmaşık evet düşünmüyorlar. Onlar benim dün bizden öğreniyorlar. Benim aslında dün esnaf arkadaşlardan birisi bağlanmak istemiş. Kendi çocuğu epilepsi hastası. Yani değişik hastalıkları var. Geliyor dükkanımda takılıyor yani. Ben de çocukla çocuk olmaya çalışıyorum, büyükle büyük. Yani onu idirgemiyorum, dışlamıyorum. Yani ben çocukla kendimde çocuk bir çocuk olmana gerek bak, yok. Kendimde, sen onun babasısın. Kendimde bir problem hissedersem giderim. Doğru mu? Çok doğru. Çocukla toplum çocuk bana... olma sen. Onun çocuk arkadaşları tamam. Var zaten. Onunla oyun oynayabilen tabii bir ki. Baba istiyoruz. Ama yani hani oyun arkadaşı olabilen bir baba ama bir tabii. Babanın ya da bir annenin çocukla arkadaş olmasına gerek yok. Ama oyun oynayabilen ve onu dinleyebilen bir anne ve baba arıyoruz. Ve yani sevgi, arkadaş sevgi. Gibi olmaya çalışıyorum ben aldığım zamanlarda zaten yanımda olduğu müddetçe. Sadece onu dinliyorum. Anlık parlamalarınız o ani öfke yükselmeleri var ya. Tuğba Hanım asıl bir de babaanne sorunsalı var. Babaanneyle torunu nasıl? Çünkü evet. Hadi baba bir şekilde olacak da. Yani burada babaanne çok tatlı görünüyor şimdi dururken. Vallahi ama... sen onun öyle görüntüne bakmıyorsun. Aynen. Yok yok şaka 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 bildiğim bir şey yok sadece yani Fatma Hanım'la da babaanneyle de büyükler de çok önemli çocukların hayatında sadece anne babadan oluşmuyor aile dediğimiz şey. Ya bir de yaş Serap Hanım ne kadar büyük olursa olsun yani 60 yaşında olmak demek her şeyi çok doğru biliyor olmak evet. Demek değil. Benim yanımda hocam benim yanımda büyümedi. Ben bu çocuğun derdini şeyini dur, bilmiyorum. Çok az zamanım var. Sen de şu kameraya bak o zaman torununa güzel bir şey söyle. Şu ben bak, söylemek istemeyeyim. Ben dün kırıldım. Ha kırıldın peki. O zaman bir araya gidelim. Doğru. Çocukluk ya bir yerde. Yok ben dün annesine kırıldım. Benim annesi yanma... başka çocuk ha. Başka yapma gözünü seveyim. Çünkü kimsenin öfkesini peki, kimseye araya gidelim. Diğerine yansıtmıyor. Tamam. Son dakika karar değiştirdi. Dur söyleyeceğim toruma bir şey dedi ama reklama gittik ben yine kıyamadım. Hadi Fatma Hanım bak şu kamera ışığı yanan kamera var ya oraya torununun gözünün içine baka baka sen de güzel bir şeyler söyle. Safiye kızım ben seni çok seviyorum. 2 senedir bana kendini göstermedin. 10 gün yanımda kaldın. Ben seni o kadar dünyalar benim olmuştu. Seninle güldük oynadık anılar yıkadık. Sen nasıl kaldırdın kızım dedim. Topladın getirdin. Kovanın içine su koydun. Telefondan oho, video çekti. Hikaye yazıyor. He, çok tamam. Şeyler yaptı. Hadi bitiriyoruz bir ben cümle. Ben seni çok seviyorum heh. Kızım. Babanla bizimle görüş. Tamam. Evet babaanneler, dedeler, halalar, amcalar, dayılar, teyzeler hepsi kıymetlimiz. Hepsinin hayatımızda yeri var. Yavaş yavaş çocuklar da öğrenecekler bunu ama biz büyüğüz diye de her şeyi doğru biliyoruz, yapıyoruz, haklıyız diye de bir şey yok. Bunu da hakkını vermek lazım. Efendim veda vakti geldi. Evet hafta sonuna giriyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıklı olun inşallah. Huzurlu olun, mutlu olun, sevdikleriniz yanınızda olsun. Pazartesi günü 11.30'da TV8 ekranlarında buluşalım. Allah'a ısmarladık efendim.